Sevgili TV6 izleyenleri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İkinci Lig Futbol Dosyası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada ikinci ligde birbirinden keyifli maçlar oynandı. Öncelikle yorumcumuz Gökalp Metin'e dönmek istiyorum. Gökalp, hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Nasıl geçti haftan? Güzel geçti. İyi maçlar vardı bu hafta. İyi maçlar izledik. Bir de kupa maçlarını takip ettik bu hafta içi. Ben hem normal ligi hem de kupayı takip etmekte bir tık zorlandım bugün. Tabii şimdi bizim muhatabımız olan ikinci lig takımlarını takip etmek ayrı bir şey. Evet. İşte dün Bursaspor'un şeyi önemliydi. Bugün Zonguldakspor kendi sahasında üçüncü lig takımına yenildi vesaire. Birçok ayrılık da yaşandı. Evet, yine ayrılıklar var yine. Konuşacağız. Geri gelecek nasıl olsa. Ayrılıklar demişken diğer yorumcum Erhan Kuşkapan'a dönmek istiyorum. Erhan, hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Senin haftan nasıl geçti? Haftamız güzel geçti. Geçen hafta Yalova'da Ampute Futbol Türkiye Kupası vardı. Şampiyon olan, Türkiye Kupası'nı kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nü tebrik ederim buradan. Başkan Hikmet Alabuçan'ı tebrik edeyim. Ampute Futbol'a değer katmaya devam ediyor. Antrenörler Rahmi Özcan ve Serim Karadağ'da tebriklerimi göndereyim buradan deyip haftaya başlayalım. Geçen hafta Ampute Futbol'u da takip ettik. Normal Ligi de takip ettik. Söylediğim gibi Türkiye Kupası maçları vardı. Onları da takip ettik. Bayağı bir yoğun haftaydı sanki. Tempomuz yoğundu bu ayrılıklar hafta. Ayrılıklar demişken bayağı bir hoca ayrıldı ama benden alakası yok yani. Ya şimdi sen benimle alakası yok deyince biz sana çok inanamıyoruz biliyorsun ki. Ayrılık deyince bizim aklımıza Erhan Kuşkapan geliyor. Söylediklerimiz genelde çıkıyor. Bu bizim için iyi bir şey. Mesela bu hafta da 18 maçın 15'inde doğru tahmin etmişiz. İddia oynamayın aslında. Oraya tekrar gidin. Tahmin bölümü diyeyim. Tahmin bölümümüzde. Böyle şeyler oluyor. Yani söylediklerimiz hemen çıkıyor. Tek şeyde tıkandık. Bursaspor Ahmet Yıldırım'la yollarına ayrılır mı diye düşünüyordum. Kazandılar. Çok iyi de bir takımlar var. İnşallah ayırmaz. Ama söylediğimde hani yollarına ayrılmayan bir Ahmet Yıldırım kaldı gibi gözüküyor. İnşallah o da kendisini kurtarır. Galip gelir. Orada da sıkıntı var. Taraftarlı Ahmet Yıldırım arasında. Ha, evet, bu hafta 90 dakika boyunca Ahmet Yıldırım istifa diye bağırmış taraftar. İnşallah Ahmet Hoca ayrılmaz temennimizi söyleyelim ama bakalım. Peki. Bu hafta stüdyonunda oldukça özel de bir konuğumuz var. Teknik direktör Ufuk Sarı bizlerle. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, dosyasına beni konuk ettiği için teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Hocam, özlemişiz sizi ya. Evet. Gerçekten. Ben de sizi özledim. Çağırdınız, beni konuk ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ufuk Hocam'ın bir özelliği var. Yani izleyenler bilmeyebilir. Biz ikincilik futbol dosyasının birinci programının birinci konuğu Ufuk Hocam'dı. Evet. Gökalp abi. Birinci konuğumuz kendisiydi. Şimdi yaklaşık 50. programa falan denk geliyoruz. Maşallah. Bir daha konuk olduk. İnşallah 100. programa da Ufuk Hoca'yı konuk edeceğiz. Dalya'da da Ufuk Hocam'ı konuk edeceğiz. Mutlu olurum. Mutlu olurum. Biz çok de çok mutlu oluruz hocam sizi ağırlamaktan. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İkincilik futbol dosyasını Beyaz Grup ile açıyoruz. Beyaz Grup'ta haftanın sonuçları gelsin. Kimler neler yapmış bir bakalım. Serik Belediyespor 1, Nazilli Belediyespor 1, Kırşehir Futbol 0, Ankaraspor 1, Bursaspor 0, Ankara Demirspor 2, Tuna Tarım Kırklarelispor 0, Karacabey Belediyespor 0, Bucaspor 2, Beyoğlu Yeni Çarşı 0, Adıyaman Futbol Kulübü 1, Altınordu 1, 1461 Trabzon 4, Vanspor 0, Zonguldak Kömürspor 1, Yeni Mersin İdman Yurdu 1, Esenler Erokspor 3, Diyarbakırspor 0. Beyaz Grup'ta puan durumumuz gelsin. Liderimize selamlayalım. Aslında iki tane liderimiz var. Yani 18 puanlı iki takımımız var. Esenler Erokspor lider. İkinci sırada da Vanspor var 18 puanla. Üçüncü sırada Ankaraspor, dördüncü sırada Nazilli Belediyespor, beşinci sırada 1461 Trabzon, altıncı sırada Yeni Mersin İdman Yurdu, yedinci sırada Bucaspor, sekizinci sırada Ankara Demirspor, dokuzuncu sırada Diyarbakır, onuncu sırada Karacabey Belediyespor, 11. sırada Bursaspor, 12. sırada HES İlaç Afyon, 13. sırada Serik Belediyespor, 14. basamakta Adıyaman, 15. sırada Beyoğlu Yeni Çarşı, 16. sırada Altınordu, 17. sırada Zonguldak Kömürspor, 18. sırada Kırşehir ve 19. sırada Tuna Tarım Kırklarelispor. Liderin maçı ile açılışı yapalım bakalım. Esenler Erokspor evinde Diyarbakır'ı ağırladı. Esenler Erokspor maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Esenler için net bir galibiyet. Baktığımızda maç hakkında neler söyleyebilirsin Gökalp? Vallahi kısa yoldan şunu söyleyebilirim. geçen hafta biz tahminlerini yaparken işte Esenler Erok mu kazanır, işte Diyarbakır olmayan bir golle kaybetti, Esenler Erok işte kararsız kazandık vesaire, şu oldu bu oldu. Yay gibi gerilen Esenler Erok olmuş. Ali Yavuz Kol olmuş her şeyden önce. 6 ve 20. dakikalarda Ali Yavuz Kol'la öne geçtik. İkinci yarının başında da 49'da da Onur Eriş 3. golü attı Esenler Erok adına. 6'da 6 yaptı Esenler Erok. Hedefe doğru ilerliyor. Mehmet Altıparmak hocayı tebrik ediyoruz tabii. Şimdi biz hocalarımızın konukluklarını değerlendirirken, telefon konukluklarını daha çok seri bozmamaya da çalışıyoruz. Şimdi 6'da 6 yaptım. Normalde Mehmet Hoca'yı ararım. Katıl hocam programa, işte senden dinleyelim derim. Ama bir totem motem vardır, bir şey vardır, onu bozmayalım diye şimdilik bir şey söylemedim ben Mehmet Hoca'ya, ama çağrılması gereken ve dinlenmesi gereken bir isim şu anda. Zor bir grupta 6'da 6 ile gitmek. 90+5'te attı, kazandı. Kendi sahasında hemen ilk yarıda 2-0 öne geçti, kazandı. Diyarbakır gibi bir rakibin karşısında kazandı. Net oynadı. Net bir skor aldı. Tebrik ediyorum Mehmet Hoca'yı. Peki Diyarbakır'dan bu kadar net bir mağlubiyet bekliyor muydun sen? Diyarbakır bir takıma net mağlup olacaksa bunun Esenler Erok olması çok doğal. Aslında favorilerden biri baktığımız zaman Esenler Erok'ta. Yani. Yarın Diyarbakır'daki maçta Diyarbakır Esenler Erok'u 3-0 yenerse aynı cümleyi kurarım. Yani Esenler Erok bir takıma 3-0 yenilecekse bunun Diyarbakır olması doğaldır derim yani. Peki Erhan Hocam. Vallahi öncelikle Mehmet Altıparmak hocamızı da tebrik ederim. Esenler Erok Spor'daki futbolcuları da tebrik ederim. Çok net bir galibiyet. Yani 3-0 çok net skor. Özellikle maçın başında 2-0 yapmışlar çabuk çabuk. Onur Eriş'in golünü izledim hatta. Serdar Cansu da takıma inanılmaz katkı sağlıyor, sağ bekleri. Hazırlık maçlarındaki performansından çok farklı bir görüntü çiziyor Esenler Erokspor. Lige çok iyi başladılar ama hazırlık maçlarında bu görüntü vermiyorlardı hocam. Tebrik ederim. Diyarbakırspor için de 2 maçtır mağlup oluyorlar. Bu hafta evlerinde Afyonspor'la oynayacaklar. Afyon'da Allah yardımcısı olsun. Bence çok bilenmişlerdir. Diyarbakırspor bu hafta çok full konsantre olur. Peki sence Esenler Erokspor kime mağlup olur ya da ne zaman mağlup olur? Bu hafta Van'a gidiyorlar. Esenler Erokspor için 1 puan çok iyi puan olur. Vanspor yaralı aslan ha? Mağlup olmazsa Esenler Erokspor şampiyonluğun en büyük adayı. Kime mağlup olur? Bu futbol belli olmaz. Yani sonuçta 2 tane, Ufuk hocamın lafıdır. Beraber çalıştığımızda söyler. 2 tane gücün çarpışması. Doğru mu hocam? Evet, aynen. Oradan öğrendik ya, hocamdan öğrendiklerimiz. Hocam. Valla ben sadece şunu söyleyeyim. Antrenörlük hayatım boyunca şampiyonluklar elde ettim. Bir takımı sezona hazırlarken her anlamda eğer hedefe oynayacaksanız doğru çalıştırmanız gerekiyor. Hem hücumsal anlamda hem de defansif anlamda. Şimdi Erok'a baktığımızda 6 maçın sonucunda 13 tane gol atmış, 1 tane de gol yemiş. Bence bu sadece bu şeye baktığımızda bile bize büyük bir veri veriyor. Yani burada bir kere gerçekten hocamızı tebrik ediyorum. Çok çok iyi hazırladığını düşünüyorum lige bu takımı. Allah var. İşte son 2. lige çıktıktan sonra da Erokspor takımı daha yukarılara çıkmak için doğru hamleler ya da doğru yatırımlar yapıyor. Bu anlamda doğru hocayla da buluştuğunu düşünüyorum. Doğru oyuncuları da var. Tabii ki bir kırılma maçı oynayacaklar bu hafta Vanspor maçıyla. Ama Vanspor'un da Erok'un karşısında çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma Erok'un Van'da yeneceğini düşünüyorum ben bu hafta. Çok iddialı olmadım hocam biraz. Evet. Yani eminim diyebilirim. O takımı ve Vanspor takımını bildiğim için. İki takım da yakından izliyorsunuz hocam o zaman değil mi? Ya şimdi Diyarbakır de geçen sene bir depremden çıkan bir takım. İşte hani çekilmişlerdi, tekrar başladılar. Ya bence kötü de başlamadılar. Şu an 9. sıradalar ama hani puanları gayet iyi. İyi de bir yatırım yapıldı. Ben playoff adaylarımdan biri aslında Diyarbakır. Hani bana katılır mısınız bilmiyorum ama. Katılırız. Doğru çünkü. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Şimdi ligi düşündüğümüzde yaklaşık 36 haftamız var. Bu 36 haftada yani afaki konuşmuş oluruz. Kulüplerin yönetimi, futbolcuların form durumu, o form durumuna göre süreçteki maaşlardaki 3 puan, 1 puan ya da hiç puanı kim ne kadar alacak? O anlamda şimdi bu grupta playoff oynayacak, playoff'a girecek yaklaşık 7-8 tane takım var. 3 tanesi ya da 4 tanesi dışarıda kalacak. O anlamda çok tahminde bulunmak bence çok da kolay bir şey değil. Evet. Özellikle bu sene gruplar bir tık daha farklı. Maç sonuçları da oldukça farklı geliyor yine. Ya geçen sezonla gerçekten bu sezon arasında çok fark var. Bunu da görüyorum. Şöyle de bir gerçek var. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Daha önceki programlarda irdelemişsinizdir muhakkak. Ekonomik durumlardan dolayı kulüplerin kadro yapılanması birçok kulüp için sıkıntılı ve şey oldu. Süreçte çok sağlıklı kadro kurulduğunu düşünmüyorum birçok takımda. Bunun da sıkıntısını sezon içinde yaşayacak zaten hepsi. Peki hocam, ilerleyen haftalarda iyi izleyelim takımları, görelim yaşayacaklar mı bakalım ki yaşamaya da başladılar da. Evet, evet. Devamında ya gelmez umarım yani diyelim. Sonraki maçıma geçiyorum. 1461 Trabzon evinde Vanspor'u ağırladı. 1461 Trabzon maçtan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Ben burada ilk bölümden itibaren haftalardır Van'ın gol yemediğini, işte iyi kalecisi olduğunu söylüyordum. Nazarım değmiş olabilir mi Gökalp? Vallahi ben sen inanmıyorsun pek böyle futbol camiasının tersine böyle nazara, toteme inanmam. Evet. İnanmıyorum. Öyle bir şey yok. Doğru. 6'da 6 yapan bir takımı 4 atarak göndermek tesadüfle, nazarla, kısmetle, şans, kader, tarih vesaire yok öyle bir şey. Çalışmışlar, analiz etmişler, gereğini yapmışlar. 1461 Trabzon, Ercüment, Coşkun, Dere Hoca ile zaten gelişiyle beraber bir çıkış yakalamıştı. 44'te Behlül Aydın, 49'da Alihan Tunçer, 61'de Utku Şen, 90+5'te Uğurcan. Utku Şen ile Uğurcan geçen sene Vanspor'un oyuncusuydu zaten. Gerekli feedback'i de onlardan almışlardır büyük ihtimalle. Az önce şey için sordun ya, Esenler Erok kime yenilecek veya Diyarbakır Esenler Erok'a yenilmesi normal mi? Vanspor bir takımdan da deplasmanda 4 yiyecekse bunun da 1461 Trabzon olması normal bana sorarsanız. Çünkü zaten çıkış trendinde bir takım 3 maç üst üste galibiyetini alıyor. Ercüment Hoca çok iyi geldi takıma. Ulaş Hoca'nın emeklerini, Ulaş Ulusan Hoca'nın emeklerini de yok saymayalım. Evet. O takımı hazırladı, bir noktaya getirdi. Ercüment Hoca da aldı götürüyor. Vanspor'a soğuk bir duş oldu. Kendine getirecek. Bir sonraki hafta Vanspor'un maçı içeride hocam şeyini tahminini söyledi ama gerçekten ne olacağı belli olmayan bir maç. Vanspor'un bu soğuk duştan silkinerek çıkması gerekiyor. Eğer ya bir kaza kurşunudur, oldu geçti, olur böyle şeyler diye bakarsa evinde puan kaybıyla da tanışabilir. Onu da söylemiş olayım. Erhan hocam. Öncelikle ben sezon başta şey söylemiştim. 1461 Trabzon kaleci bakımından, kaleci performansı yani iyi kaleci bakımından. Şimdi hocam Ömer Kahveci var. Ligin evet. Üzerinde bir kaleci. Bir de Özkan Karabulut var. Takım kaptanıydı geçen sene de evet. Zaten. Özkan'ın üzerine Ömer'i aldılar. Ömer de sezon başı hatta niye oynamıyor falan diye düşünüyordum. Ercüment Hoca geldi, direkt kaleyi Ömer'e verdi. 3 maçta da gol yemiyor maşallah diyeyim. Önce Ömer'e bir tebrik edeyim. Ercüment Hoca'ya tebrik edeyim bu tercihten dolayı. Bir de Taha Canvelioğlu var. Çok iyi stoper. Ercüment Hoca geldiğinden sonra ilk 11'e gelen oyuncular bunlar. Yani ufak dokunuşlar yapmış Ercüment Hoca. İşte totem mi yapıyor, başka bir şey mi yapıyor? Gökalp abi inanmam dedi ama geçen hafta da Diyarbakır attıları gol olmayan golle kazandılar ya. 3'te 3, 9 puan yani iyi. Totem mi bu ne abi? Şans mı diyelim? Geçen hafta 2 gole. Gerçi emek var illa ki de. 1461 Trabzon geleceğe daha umutla bakabilir artık. Yani lige başlangıç görüntüsünden çıktı. Bu hafta Mersin'e gidiyor. Yani orada da alacağı galibiyet Mersin'de gerçi hiç mağlup olmadı ama işleri çok farklı bir boyuta getirir 1461 Trabzon için. Bir maçları da eksik. 13 puanları var ama 18 puanlı lidere yani kazandığı an liderliğe ortak olur gibi. Vanspor'la alakalı şimdi 4-0 mağlup olacak bir takım değil Vanspor. Ama geçen haftaki olaylar biraz kafaları karıştırmış herhalde Zonguldak'la. İşte kavga, gürültü falan filan. İşlerine baksınlar, işlerine konsantre olsunlar. Vanspor zaten iyi takım ama saha dışı olaylara çok ilgilenmesinler. Sahanın içinde işlerini yapsınlar sadece. Tek tavsiyem bu. Ufuk Hocam. Ben öncelikle Ercüment Hocama tekrar başarılar diliyorum. Çok sevdiğim bir abimdir, takım arkadaşımdır. Kaptanlığımı yapmıştır. 2. ligin tecrübeli ve kendini kanıtlamış hocalarından birisi o da. Zaten gittiği takım da 2. ligin iyi takımlarından birisi. O anlamda Erhan Hocama katılıyorum. Bir hoca bir takıma gittikten sonra ufak tefek dokunuşlarla çok büyük farklılıklar yaratabilir. Bu 3 haftalık süreçte de zaten Ercüment Hocam bunu gösterdi. 4-0'lık sonuç sürpriz gibi görünebilir. Yani 4 tane dedikleri gibi Gökalp abinin ve Erhan Hocam'ın 4 tane gol yiyecek bir takım değil ama şöyle de bir gerçek var. Maç günleri, maçta yaşananlar, futbol şansı var. Takımlar için, antrenörler için futbol şansı diye bir şey var. O gün büyük ihtimalle Ercüment Hocam ve 1461 için her şey mükemmel olmuş. Vanspor için de maalesef bütün şanssızlıkları yaşamış. Öyle düşünmek gerekiyor. Bu haftaki maçı gerçekten merak ediyorum. Yani Vanspor, Erekspor maçında da o gün futbolu belirleyen, sonucu belirleyen farklı faktörler de var. Sadece saha içi diziliş ya da oyuncu kalitesi değil. Yapılacak hamleler, sahanın o günün hava şartları, sahanın durumu, hakem performansı, bir sürü belirleyici şey var bir maçı sonuçlandıracak. O gün de eğer eşit şartlarda futbol konuşulacaksa ve futbola göre sonuç alınacaksa ben onun için söylüyorum Erekspor'un kazanacağını düşünüyorum. Hocam kahvaltıyı yapan kazanır diyorduk biz mesela 2. Evet. Bir de öyle konsantrasyon, bir şey var. Konsantrasyon yani. Çok önemli değil mi hocam? Bir şey böyle tabii ki yani. Ya Van biraz evet geçen haftaki olaylardan etkilenmiş gibi takım olarak. Etkilenmemesi mümkün değil. Mümkün değil evet çünkü yani çok fazla gerçekten olay vardı. Erhan'ın dediği gibi saha içinde olan saha içinde kalır. Dışarı taşmaması gerekiyor. Onlara da başarılar dileyelim. İyi bir takım Van benim yine favorilerimden biri. Sonraki maçıma geçiyorum. Kırşehir evinde Ankaraspor'u ağırladı. Ankaraspor maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Yasin Ata. Telefon attığımızda Yasin Bey hoş geldiniz. Selamlar gönderiyorum. Nurgül Hanım, Gökalp Hocama, Erhan Hocama, Ufuk Hocama. Yasin Bey telefonu biraz daha yakın tutabilir misiniz acaba? Çok sesinizi alamıyorum. Nurgül Hocam, sizlere, Gökalp Hocama, Erhan Hocama, Ufuk Hocama selamlar gönderiyorum. UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'den Neşet Ertaş'ın Gönülden Gönüle şarkısıyla, türküsüyle size selam gönderiyorum. Çok sağ teşekkür ederiz. Bey. Çok iyi geldi selamınız şu anda. Merhabalar öncelikle. Tabii Kırşehirspor haftalardır kötü gidiyor malum. Transferde geç hareket etmeler. Bu da maça da yansıyor, haftalarda yansıyor. 7 haftadır galip gelemiyor. Aslında Yasin Bey çok formda bir Ankaraspor'u konuk ettiniz. Evet. Ankaraspor gerçekten Bayram Hoca da burada konuğumuzdu. Son haftalarda evet. Geçen sezonki oyunumuza yaklaştık. Hatta üstüne koymaya da başladık demişti. Dediğim gibi evet. Çok formda bir Ankaraspor'la karşılaştınız. 1-0 mağlubiyet. Doğru. Ya maç nasıl geçti genel olarak? Siz Ankaraspor'u nasıl gördünüz? Şöyle bakmak lazım. Ben iki taraf açısından baktığımızda maçın başında Kırşehirspor'un bir pozisyonu var. 6. dakikada Gökdeniz'in kafa şutuyla. Daha sonra oyunun kontrolü Ankaraspor'da. Ankaraspor'un pozisyonları var tabii bu arada da. İkinci yarıda da 66. dakikada ikinci yarıda da zaten Kırşehirspor'un pozisyon anlamında şeye kadar 74'e kadar pozisyonu yok. 84'te bir penaltı pozisyonu var. Gerçekten de penaltı. 66'da Kırşehir kendi kalesinde golü gördük. Serbest uçtan Kaan Baysal yaklaşık 25 metreden attı. Tabii barajın üstünden kalecinin köşeye taktı. Hani böyle deriz ya filenin tozunu aldı diye. Kaan Baysal filenin tozunu aldı. Baktığımızda Kırşehirspor'un geçiş oyunlarında fiziksel anlamda eksikliğinden kaynak geçiş oyunlarını oynayamıyor. Tabii bu da hem transferde geç kalınması hem fırsat transferleri beklemesi Kırşehirspor açısından bir handikaptı. Tabii bu ilerleyen haftalarda biraz daha oturacak takımın. Çünkü biliyorsunuz ki sezon başı orada değerli hocalarım var. Tabii ki çok daha iyi bilirler. Sezon başı kampı çok önemlidir bir takım için. Kırşehirspor bu kampı da bir tam kadro yapamadı. Neden yapamadı? İşte malum ekonomik şartlar, transferlerdeki fırsat transferleri beklemesi. İşte bir Sergen Yatağan transferinin son günü katıldık Eskişehirspor'a. Bununla birlikte Gökay olsun, Mehmet Cansın olsun, baktığımızda tek tek oyuncuları saydığımızda geçen seneki kadronun zaten büyük çoğunluğu dağılmış. Bir kaleci Kadem Burak var şu anda ilk 11'de oynayan. Kırşehirspor'un bu anlamdaki geçiş oyunundaki fiziksel düşüklüğünden kaynaklı 7 haftada da bunu götürüyor. Bu şekilde mağlubiyetlerle, beraberliklerle götürüyor. Zaten 7 gol, 14 gol, 7 maçta 14 gol ve 4 gol atabilmiş. Yani hücum anlamında ve savunma, takım savunması anlamında büyük sorunlar yaşıyor. Tabii bu ilerleyen haftada tecrübeli Ekrem Al Hoca geldi. İnşallah o da toparlayacağı sinyallerini verdi. Dünkü Şırnak Petrol maçında, kupa maçında, Şırnak Petrol kupa maçında da bu görüntüyü de verdi. İkinci yarıda, özellikle maçın ikinci yarısında. Bu anlamda baktığımızda işte Ankara'spor gerçekten formda ama Ankara'spor'da çok da gol kaçırdı. Bunu da söyleyebiliriz. Ama Kırşehirspor'un %100 bir penaltı pozisyonu var. Muhammed Raşit'in 84. dakikada ceza sahasında topu elle almasını hakem göremedi. Ve orada da %100 bir pozisyon var. Biz görüntü, kendi yayın yaptığımız kanalda da bunları da gösterdik. %100 tartışmasız bir. Ama orada işte bazen futbolda bunlar oluyor. Görülemiyor. Penaltı kaçınca da penaltı pozisyonunu göremeyince de sonuca razı oluyorsunuz. Ve artı 88'de de Tolga Şahin önce itirazdan sarı kart, daha sonra daha şiddetli itirazdan kırmızı kart gördü. Takım 10 kişi bıraktı. Bu anlamda da Kırşehirspor'u baktığımızda 7 haftalık performansla çok konuşuyorum, hakkınızı helal edin. Baktığımızda iç sahadaki oynamış olduğu 4 maçta bir beraberlik 3 mağlubiyet almış. Ve iç sahadaki çok ilginç istatistik var. 3 gol atıp 8 gol yemiş. Yani iç sahada açıldığı takım savunmasına dönüşlerde sıkıntı yapıyor. Hem Gökalp hocamın, hem Ufuk hocamın, hem de Erhan hocamın bu konuda daha tecrübeli olduklarını bildiğim için de yani bir takımın sezon başı kampının ne kadar önemli olduğunu kendileri takdir eder ki birlikte olmanın daha bir dil olacağını, hem takım aidiyeti da gelişmesinin, hem takım ruhunun gelişmesi açısından çok önemli olduğunu sizler de daha iyi biliyorsunuz diye takdirinizi sunuyorum. Gökalp, sormak istediğim bir şey var mı Yasin Bey? Tek soru var. Yasin Bey, siz şahsen Kırşehirspor'un, Futbol Spor Kulübü'nün önümüzdeki haftalarda toparlayacağına dair inancınızı koruyor musunuz? Hocam şu şekilde ben tabii ki koruyorum. Bu takımın eski bir yöneticisi, eski bir sporcusu, eski bir hakem olarak ama görüntü. Ekrem hocamın bunu toparlayacağına inanıyorum. Çünkü Şırnak maçının ikinci yarısında bu görüntüyü bize verdi. Anladım. Çünkü Şırnak maçının ikinci yarısında birçok pozisyon kaçırdı Kırşehirspor. Ve bu da bize bu verileri verdi, istatistikleri olarak. Ben sadece bir soru sormak istiyorum Yasin Bey. Dünkü maçınızı seyrettim. Kendi adıma bir futbol adamı olarak şunu söyleyebilirim. Oyuncu kaliteniz biraz düşük ikincilik için. Süreçte hocam, Ekrem hocam bunları, yani bu oyuncularla birlikte bu takım görüntüsünü ne kadar yukarı çeker bilmiyorum ama eğer bu oyuncu kalitesiyle devam edilecekse biraz sıkıntı yaşayacak gibi geliyor bana Kırşehir. Mutlaka hocam, dediğiniz doğru. Bizim de düşündüğümüz şu, toparlanacak dediğimizin en azından bu 7 haftalık performansın üzerine çıkacağı anlamında ben söylüyorum. Yani Kırşehirspor'un bu kadroda playoff oynar diyemeyiz. Ama Kırşehirspor'un galibiyetler alabileceği haftalar olacak diyorum ben. İnşallah diyelim Yasin Bey. Biz Kırşehir'i seviyoruz. Hani geçen sezonda da sizinle de telefon bağlantıları kurduk. Yani galibiyetlerde de inşallah bağlantı kurarız. Sizler de takdir edersiniz ki tabii ki baktığımızda bazı oyuncularımızda da yani performansının yükselmesini beklediğimiz oyuncularımız da var bu kadro içerisinde. Ama biraz önce dediğim sezon başı kampının olmaması, genç transferler, fırsat transferlerinin beklenmesi, bazı oyuncuların sakatlıkla, uzun sakatlıklardan sonra eski formunu yakalayamaması, bunların hepsi üst üste koyduğumuzda Kırşehirspor adına bir handikap. İşte en önemli noktadan bir tanesi zaten kadro zenginliğimiz ve kadro zenginliğimiz olmadığı bir maçta Tolga'nın gereksiz kırmızı kartı, görüyoruz. Bunların hepsini üstüne koyunca zaten olumsuzluklar var üst üste. Bunlar da olunca da dediğiniz gibi ben kadro yetersiz, doğru, %100 katılıyorum ama Yasin Bey, toparlayacak olursak son birkaç cümle alabilir miyim? Takımın ben bulunduğu pozisyondan Ekrem Hoca ile biraz daha üste doğru, biraz daha bulunduğu yerden biraz daha üste doğru çıkacağını tahmin ediyorum. En azından küme düşme hattının üzerine birkaç basamak yukarı çıkacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bu kadro bu ligi bitirmez. Başarılar dileyelim Kırşehir'e. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Bey, sağ olun. Teşekkür ederiz Yasin Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi akşamlar, selamlar hocam. Şimdi Nazilli gerçeği var. Nazilli bütün hocam bu tezlere konu olacak bir şey. Sonraki maçım Nazilli maçı, orada konuşalım. Artı Ankara Spor'u da tebrik etmek gerekiyor. Yani tabii ne olursa olsun Mehmet Emin Başkan doğru oyuncuları, özellikle genç oyuncuları alıyor, kadrosuna katıyor, düzgün işler yapıyorlar. Bayram Hoca da güzel yemek yaptı. Umarım bu başarıları devam eder. İnşallah bu sezon yine playoff, umarım playoff finali olur. Hatta bir üst lig olur diyelim. İnşallah. Sonraki maçıma geçiyorum. Serik Belediyespor Evi'nde Nazilli'yi konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Erhan Hocam buyurun. İbrahim Cezayir Hocam da programımızı izliyormuş. Hani Kırşehirspor, Yasin abinin söylediği gibi geç toplandı. Hani daha tam kamp yapamadılar, hazır değiller dedi ya mesela. İbrahim Hocam da diyor ki fikstür sıralamayı değiştirecek diyor. Şimdi mesela Nazilli'nin fikstürü daha kolaydı. Hani daha üst sıralarda yer buldu. Kırşehir'in de fikstürü değiştikçe daha fazla puanlar alabilirler belki. Ama oyuncu kalitesi olarak Ufuk Hocam'ın söylediği gibi biraz düşükler. Nazilli mucize takım. Nazilli'yi tebrik etmek lazım. Şimdi Yasin abinin saydığı bütün bahaneler Nazilli Belediyespor için de geçerli. Ama 16 puanları var hocam. Ya şöyle Nazilli'nin kadro kalitesi Kırşehir'e göre bir tık daha iyi diyebilir miyiz peki? Şöyle bir gerçek var. Fikstür değil. Ben yine söylüyorum. Alınan sonuçlar tesadüfi bir hafta olur, iki hafta olur. Eğer bir sürekli kazandıysa bir takım, bir kazanma alışkanlığı varsa eğer doğru yapıyor demek ki bazı şeyleri. Yani hücumu da doğru yapıyor demek, defansı da doğru yapıyor demek. Yani sadece fikstür avantajıyla açıklayamayız bunu. O anlamda tebrik ediyorum Nazilli Belediye'yi. Gökalp'cığım. Serik Belediyespor'un kadro mühendisliğinde hatası var. Bu hatayı ortadan kaldırmak ancak kadro mühendislerine müdahale etmekle söz konusu olabilir. İçeriden çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Devre arasına kadar elinden geleni ardına koymayacak. Puanlar almaya çalışacak. Devre arası da transferlerle takımı güçlendirecek. Başka da bir yolu yok Serik Belediyespor. Ya aslında Serik Belediyespor'u izledik Ankara Demir karşısında da ben kötü bir kadroları olduğunu düşünmüyorum yine maçta izledik. Ya tam çok iyi bir kadro değil ama çok kötü bir kadro da değil. Bazı bölgelerde eksikleri var. Evet öyle evet. Ya Nazilli karşısında da dediğim o. 1-1 iyi bir skor bence. Ama bugün mü dün mü kupada ne oldu? Elendiler mi? Nazilli elendi kupada. Hacettepe'ye elendi. Evet. Nazilli görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var. Maalesef tehlike çanları çalıyor. Serik'te Arguvan'a elendi penaltılarla. Bu bilgiyi de vereyim. Yani şimdi bu grupta yaklaşık 7-8 belki 9 tane takım ekonomik sebeplerden dolayı kadrolarını belki yazın yapamadılar tamam istedikleri anlamda ya da istedikleri oyuncuları alamadılar. Onların süreçte zaten göreceksiniz benzer sonuçları ya da o kötü gidişat dediğimiz o 5-6 haftalık periyotta kötü sonuçlar almayı bu 7-8 takımın çoğu yaşayacak. Bu belli bir şey yani. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Yani oynanan oyun ya da alınan sonuçların bu söylemimizi ne kadar destekleyeceği ya da o farklılığın ne kadar oluşacağı. Bunu da iyi gözlemlemek gerekiyor. O anlamda Serik Belediyespor'un son 2 senedir çok doğru takım kurgusunu ya da doğru yatırımı yaptığını düşünmüyorum takımına dair. Neticesini de görüyoruz zaten. Evet, haklısınız. Serik Belediyespor'da bir de İbrahim Başkan paylaşımlarını gördüm. Şimdi 41. dakikada Sinan Kalaycı kırmızı kart görmüş Serik Belediyespor'da. Olay çıkıyor işte, kavga çıkıyor maçın içinde. Sinan'ın olaylarla alakası yok. Hakem geldi Sinan'a kırmızı kart gösterdi. Net videosu da var. İbrahim Başkan paylaştı hafta içinde. Ve Serik'in lehine verilmeyen iki tane penaltı pozisyonu var. Onlar da net penaltı. 2 senedir Serik Belediyespor hakemlerden çok çekiyor. Evet, böyle bir sıkıntıları gerçekten da var. İnşallah şans bir yerde döner, öyle söyleyeyim. Yani bir hafta gerçekten İbrahim Başkanımız buraya konuk olsun artık. Neler çektiklerini bir de onun ağzından dinleyelim gerçekten. Engin Korukar da benim de hocamdı. Kendisine hayırlı olsun diyeyim. İnşallah önümüzdeki maçlarda kolay kolay vazgeçmez Serikspor'la. Daha üst sıralara tırmanırlar. İnşallah. Ankara Spor maçından sonra İbrahim Başkan şurayı bir toparlayalım geliriz inşallah demişti. Biz sözümüzü aldık, inşallah bekliyoruz kendisini. O da hakemleri bekliyor galiba. Toparlamayı beklerse daha çok bekler. Başkanım yapmayın, gelin hemen. Sonraki maçıma geçiyorum. Zonguldak Kömür Spor Evi'nde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sonuçla birlikte de Mustafa Hocam'la ne yazık ki yollar ayrıldı. Gökalp, neler söyleyebilirsin maçla ilgili? Vallahi 7. dakikada Ahmet Daniel Akyıldız'la öne geçti. 87'de Erdem Onur Beytaş beraberlik golünü attı Mersin İdman Yurdu'nda. Erdem Onur Beytaş son 4 maç 4 gol. Özcan Kızıltan Hoca Yeni Mersin'de mağlubiyetsiz devam ediyor. Namağlup vaziyette. 3 galibiyet 4 beraberlikle. Son 3 maçında kazanmıştı Mersin. Onun galibiyet serisi sona erdi. 87'de puanı kaptı. Mustafa Özer kararı için yanlış bir karar olduğunu söyleyebilirim benim açımdan. Çok zor bir fikstür olduğunu başından beri söylemiştik. Bu zor fikstürü bir hocayla geçirip ondan sonra nispeten kolay bir fikstüre başka bir hocayla girmek hocaya haksızlıktı. Bu haksızlığı yapabiliyorsa Zonguldak Spor yönetimi benim açımdan olumlu bir karar vermiş sayılmaz. Sabretmesini takımla beraber, oyuncularla beraber, hocayla beraber sabretmesini ve meyveleri toplamayı beklemesi gerekiyordu. Çünkü Zonguldak Spor'un içinde bulunduğu durum çok parlak görünmese de üçlü galibiyet serisine, yani içeride dışarıda içeride, geçen sene çok konuşmuştuk bunu. İçeride dışarıda içeride 3 galibiyette çok başka bir yere taşıyabileceği bir takımı en uygun olabileceği noktada bırakmak zorunda kaldı şu anda Mustafa Hoca. Ben bu kararı üzüldüğümü söyleyebilirim. Yeni Mersin İdman Yurdu ile ilgili neler söyleyebilirsin? Namağlup takımlarımızdan biri. 3. Lig'den geldiler onlar da. Mersin'den bizi izleyen taraftarlara da selam olsun. Yeni Mersin İdman Yurdu beklentileri çok düşük tuttu sezon başında. Evet. Hatta 3 beraberlikle başlayarak ilk 3 haftayı hani düşer düşmez arasında geçirdikten sonra 3 galibiyet aldı üst üste. 9 puan. Şu an 6. sıradalar. Maşallah diyelim. Sonra bir deplasman beraberliği daha aldı. İşte az önce Zonguldak Spor için bahsettiğim şey içeride dışarıda içeride 3 galibiyet, dışarıda beraberlik 10 puan. Mersin İdman Yurdu'nun yaptığı o. Aynısını yapan takım burada Kırklarelispor'da, Kırşehir'de, Zonguldak'ta, Altınordu'da hangisi bunu yapabilecekse, yapabiliyorsa zaten kendisine sorunlu bölgenin dışına atacak ve playoff konuşmaya başlayacak. Bunu Mersin İdman Yurdu sezon başından beri yapıyor. Ama işte kısmet 3 beraberlik 3 galibiyet diye gittiği için bir anda bütün gözler üzerine çevrildi Mersin'in. Şu an Mersin sessiz sessiz ilerliyordu. Şimdi bir anda dediğin gibi dikkatleri üstüne çekti. Evet. Bakalım, şimdi sen inanmıyorsun nazara da neyse değmesin nazarımız ya. Erhan Hocam. Vallahi şimdi öncelikle Yeni Mersin İdman Yurdu'nu tebrik ederim. Mağlup olmuyorlar. Şimdi zor maçları var. 1461 Trabzon ve Erok maçı. 2 maç var. Bu 2 maçtan da 2 puan çıkarabilirlerse çok farklı şeyler konuşuruz Yeni Mersin İdman Yurdu ile alakalı. Yani zirveye ortak olurlar. Puan almaları lazım ya da galip gelmeleri lazım ya da beraber kalmaları lazım gibi. Mağlup olurlarsa da problem yok. Bence beklentinin üzerinde gidiyorlar. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Yeni Mersin İdman Yurdu ile ilgili çok soru geliyor. Hocam oyuncularla, takımla ilgili. Stat'tan canlı izleyemedik. O yüzden daha net bir yorum yapamayacağız. Ama bir hafta, canlı izlediğimiz hafta özellikle Erok maçını büyük ihtimalle izlerim. Net böyle tek tek bir analiz yaparız. Seyircilerimizden de özür dileriz Yeni Mersin İdman Yurdu ile alakalı. Net yorum yapamadığımız için. Canlı izledikten sonra yapacağız. Zonguldak Kömür Spor 87'de gol yedi. Çok uzak mesafede, ceza sahası dışından bir şut da gol yedi. Kaleci Egemen Yaylı'ya bu yediği golü yakıştıramadım. Yani 3 puan almaya çok yakınlardı. Bu gol sonucu berabere kaldılar. Bugün de kupada mağlup olduktan sonra hocaları gitmiş oldu yani. Bayağı sıkıntı. Zaten fikstürü zor diye en baştan beri konuşuyorduk. Şimdi kolay bir fikstüre dönecekler gibi ama fikstürü kolay döndürmek için kendin de bir şeyler yapman gerekiyor. Aynen. Doğru mu hocam? Aynen. Şimdi sahada bir şeyler vermen gerekiyor. Zonguldak Kömürspor da işte 2-3 yıldır hep yokluklar içinde bir şeyler yaratmaya çalışan hocalar. İşte Şenol Demir, Mustafa Özer. İşte birileri geliyor, bir şeyler yapıyor, imkansızlıklar içinde. Sence doğru bir karar mı Mustafa Hocam? Yok ya, adam ilk 5 maç en zor maçları oynadı. Bundan sonra gelen hoca bakalım ne yapacak yani, galip gelse hava değişti, takım değişti olmayacak yani bence. Zaten kazanılması gereken maçlara geliyorlar bence bundan sonra. Ki kazanabilirler mi, kazanamazlar mı? Orası da soru işareti. Ama Zonguldak Kömürspor'un genel anlamda artık bir belediyeden bir destek alırlar. Bir iş adamına destek verir. Şu imkansızlıkları bir imkanına çevirmeleri lazım. Yoksa çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüye düşerler yani. Bu üç senede çok parlak gözükmüyorlar şu an. Peki. Hoca değiştirmek çok artık sağlayacağını düşünmem. Peki Ufuk Hocam? Bir kere öncelikle Mersin İdman Yurdu'nun yerinin daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyorum ve bunu canı gönülden istiyorum. Camia olarak, şehir olarak yıllarca Süper Lig'de oynamış bir şehrin yavaş yavaş canlanıyor. Bu anlamda işte bu sene çıktığı 2. Lig'e playoff büyük ihtimalle bir direkt 1. Lig ya da 2. Lig değil de playoff'ta olması gerektiğini, playoff'ta bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Zonguldak takımı Mustafa Özer hocama geçmiş olsun diyor, diliyorum. Benim komşum, çok sevdiğim, saydığım, hocalığına da güvendiğim bir insan. Dedikleri Gökalp abinin ve Erhan hocanın söyledikleri son derece doğru. Zor bir fikstürden çıktı. Kaldı ki orada güzel işler ya da o takımı daha iyi hale getirmek için özellikle oyun gücünü daha güçlü kılmak adına çalışmalar yaptığını biliyorum. Bence acele verilmiş bir kararla bugünkü özellikle o kupadan elenmenin neticesinde böyle bir kararın çıktığını düşünüyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Mustafa Özer Hoca'ya 4-5 hafta daha süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu takımın derlenip toparlanması için. Ama şöyle de bir gerçek var futbolda. Özellikle teknik adam değişikliklerinde takımın mevcut oyuncuları şöyle bir silkeleniyorlar. Bir haftalık, 2 haftalık farklı bir performans gösteriyorlar. Şimdi Mustafa Özer Hoca gidecek, yeni bir hoca gelecek. O hocayla birlikte bir çıkış yapılacak. Ama süreklilik ne olur? Kırşehirspor için söylediğim oyuncu kalite eksikliğinin Zonguldak'ta da olduğunu düşünüyorum. Onların da bu sene çok yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar misali bu sene sıçrayamayabileceğini, o özellikle yönetimsel anlamdaki o eksikliğin, maddesel durumun düzeltilememesinin acısını bu sene yaşayabileceklerini düşünüyorum ben. Bir araya gidebilir miyim hemen? Vaktimiz var mı? Bir dakika, yarım dakika. Çok yarım dakika olsun. Süren bitiyor. Ankaraspor'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Malzemeci Yusuf abi var. Ben de Ankaraspor'da büyüdüm ya hocam. Evet. Yusuf abinin elinde büyüdük. Şimdi oğluyla beraber bizim programı izliyorlarmış. O Salih'e de çok selam söyleyeyim. Tamam. Ben Yusuf abinin elinde büyüdüm. Salih de Yusuf abinin elinde büyüyor gibi oldu. Yaşlanıyor muyuz abi? Ne oldu? Nedir hocam bu? Çok selamlar. Hocam, sen yaşlanıyorsun, biz yaşlandık. Evet. Biz o aşamaya geçtik. Ya, bayağı da bir soru var. Hepsi sıra geldikçe soru şey yapalım, olur mu Gökalp abi? Peki. Olur. Çok soru gelmiş bugün. Sonraki maçıma geçiyorum. Buca Spor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk etti. Buca Spor maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beklediğimiz bir galibiyetti. Birkaç cümle alabilir miyim bu maçla ilgili Gökalp? Evindeki sonuç maçı kazandı Buca Spor. Hocasıyla ilgili taraftarın tepkisi var. Golden sonra futbolcular hocaya koştular. Koştular demeyeyim, koşmuşlar. Bana gelen bilgi. Hocaya giden futbolcuları da ıslıklamış taraftar. Yani taraftarla hoca arasında bir gerilim var. Şimdi bu hafta kimle oynayacak bilmiyorum ama Buca Spor içeride dışarıda içeride Ankara Demir'de geliyor abi. Çok zor. Ama Buca Spor'un yerinin bu olmadığı düşüncesi söz konusu taraftarlar açısından. Haklılardır da. Ama bu kavganın içerisinde Buca Spor yer alacaksa taraftarlarıyla yer alacak. O yüzden takımın desteği bırakmasınlar diyorum sadece. Erhan Hocam. Buca Spor mali anlamda da yüksek bir takım. Taraftarın da beklentisi var. Beklenti olan yerde kaos bitmez. Öyle mi hocam? Tabii ki. Hep kazanarak gitmesi lazım. Yani mesela 1-0'da kazansan niye 2-0 kazanmadın derler. Ahmet Hoca'nın işi zor. Bu hafta da Ankara'ya geliyor. Canlı zaten izleriz maçı büyük ihtimalle. Evet. Beyoğlu Yeni Çarşı benim hayal kırıklığım bu sene. Türker Dırdırlıoğlu'na ben eleştiriyordum genelde. Hani bu ligde çok beğenmediğimi tercih ediyordum. Mehmet Ak Hocam, Süleyman Bilgin Hocam hep bana muhaliflerdi. Mehmet Ak Hocam'a da Süleyman Bilgin Hocam'a da buradan selam söyleyeyim. Hocaları kaleciyi değiştirmekte bulmuş bu hafta çözümü. Ama o da çare olmamış. Onur Tekin oynamış. Beyoğlu'nda işler kötü. Ya Buca'dan ziyade. Hı hı. Hocam inanılmaz bir top oynuyorlardı. Bir oyun anlayışları vardı. Hazırlık maçlarındaki takım gitti. Her hafta mağlup olan bir takım geldi. Nasıl olacak? Toparlanmak. Ya kolay değil. Yani dediği anlamda Gökalp abinin takımlar için o 2 haftalık, 3 haftalık süreçte moral, güven, motivasyon ve o alışkanlığı elde edecek maçlar oynaması gerekiyor. Tabii bu ligde bu takımlara karşı o 2-3 haftalık süreyi rakipler takımlara vermez. Doğru. Bu anlamda Erhan Hoca'nın dediği doğru. Bütçe varsa para harcanıp da istenen hocanın istediği ya da yönetimin takip ettiği oyuncuları alıyorsan onun neticesinde Esenler Erok gibi, Vanspor gibi, hı hı, Ankaraspor gibi bir performans göstermen gerekiyor başlangıç olarak. O başlangıca o veremediğinde de eleştirilmek ya da o güveni sağlayamadıysan taraftar tarafından protesto edilmesi gayet normal bir şey. Umarım Ahmet Hoca o süreçte, bundan sonraki süreçte o devamlılığı sağlar. Üst sıralara puan olarak da, oyun olarak da daha yaklaşır diye düşünüyorum. Ama Beyoğlu Yeni Çarşı'yı da aynı şekilde o takımların o ritmini yakalayamadıklarında bir iki cümle alayım son. Sıkıntı yaşıyorlar. Dilerim o ritmi yakalayabilir Beyoğlu. İnşallah. Ben Beyoğlu'nu çok beğeniyorum. 3. Lig'den de takip ediyorum. Toparlamalarını elbette ki istiyorum. Sonraki maçıma geçiyorum. Bursa Spor evinde Ankara Demirspor'u ağırladı. Ankara Demir maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Cemal Eken Tok telefon attığımızda. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hızlıca maçı bize anlatabilir misiniz Cemal Bey? Yani şöyle şunu söylemek lazım. Türkiye'de altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ligde mücadele eden tek takım Bursaspor. Yaş ortalaması çok geç. Ankara Demirspor tecrübeli oyuncularıyla maça ağırlığını koydu. Ani ataklarla Bursaspor'un savunmadaki zaaflarını iyi değerlendirdi. Bir de kaptan Furkan Emre Ünver'in gereksiz gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kart, orta alanın rakip alanda rakibini çekerek düşürmesiyle gördüğü 2. kırmızı kart Bursaspor açısından maçın bitmesine neden oldu. Tabii ki Bursa'da yönetime karşı büyük bir hoşnutsuzluk da var. Her maç sonrasında atılan ve yenilen her gol sonrasında yönetim protesto ediliyor, istifa diye. Ancak bugün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Bursaspor'un eski başkanlarından, eski devlet bakanlarımızdan Cavit Çağlar Bursaspor Kulübü'ne gelerek ziyaret etti ve destek sözü verdi. Özellikle transfer tahtasının, Bursaspor'un biliyorsunuz devre arasında transfer tahtası açılacak. Evet. O tahtanın açılması için de kulübe her türlü desteği vereceğini biz basın mensuplarına açık olarak yapılan toplantıda aktardı. İşte hepimiz bakacağız şimdi. Biliyorsunuz kupa maçından sonra teknik direktör Nedim Vatansever ile Bursaspor yollarını ayırdı. Evet. Sportif direktörlük görevini yapan eski futbolcu Murat Sözkesen yeni teknik direktörü oldu. Sanıyorum bundan sonra Bursaspor'un hedefi toplayabildiği kadar çok puan toplayıp ligin 2. yarısında açılacak transfer tahtasıyla öncelikle kalmayı garantilemek, sonrasında da playoff şansını yakalayabilirse onu devam ettirmek olacak gibi görünüyor şimdiden. Gökalp sormak istediğim bir şey var mı? Daha çok güzel haberler verdiniz. Hem Cavit Çağlar beyefendinin haberi, transfer tahtasıyla ilgili haber gerçekten çok önemli. Evet. Umarım Bursaspor altyapıdan kaynaklanan oyuncularıyla çok daha iyi noktalara gelir. altyapının önemini Türkiye'ye bir kez daha gösterir. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Cemal Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Oradaki bütün arkadaşlara da iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Umarız galibiyetlerde de konuşuruz Cemal Bey. Mağlubiyet olmasın. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Bursa düşer mi Gökalp? Düşmez. Transfer çalışıyor. Neyi düşsünler? Transfer yaparsa düşmez. Transfer... Hocam geçen seneden beri bana soruyor bu soruyu. Geçen seneden beri düşmez diyorum ben. Erhan düşer mi? Ben geçen sene düşer diyordum da bu sene Gökalp abinin tarafına geçtim. Eğer transfer yapmazsa düşer. Peki. Sonraki maçıma geçiyorum. Kırklareli Spor Evi'nde Karacabey'i ağırladı. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Gökalp birkaç cümle alayım bu maçta. Yeni hoca ilk puanını aldı. Birkaç hafta daha kredisi var Taner Aras hocanın. Karacabey Belediye çok istikrarsız bir takım. Kırklareli Spor puan kaybında çok istikrarlı bir takım. Hangisini daha çabuk toparlayacağı konusunda en ufak bir fikrim yok. Yani Karacabey çok hızlı toparlayabilir. Kırklareli Spor bu dakikadan sonra toparlayabilir hoca değişimiyle beraber. Sadece izleyip görmek gerekiyor. Canlı da izlemedik şimdiye kadar. Bu hafta izleriz abi. Ankara Spor'la oynuyorlar. Bu hafta hangi birine gideceksek artık bir maçlara gideceğiz. Bu hafta yine ekip olarak dağılalım. Herkes bir takımı izlesin. Erhan Hocam. Öncelikle Taner Aras Kırklareli Spor'la anlaştı. Hayırlı olsun. İlk maçında bir puan aldı. Bir puan iyi puan şimdi kötü giden bir takım için. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah başarılı olur. Taner abi sevdiğimiz bir abimiz, hocamız. Karacabey beklediğinden iyi gidiyor maşallah Erdoğan Hoca'ya da. Bu hafta Zonguldak Kömürlü evlerinde oynuyorlar. Son 3 haftada 5 puan aldılar. Bu hafta da kazanırlarsa ligin altından bayağı uzaklaşırlar. Karacabey bence bu sene düşmesin, başarı. Bir yönetim değişikliği olduğu için. Kırklareli Spor da düşmemeye çalışacak gibi gözüküyor verdiği imajda. Bakacağız. Peki. Ufuk Hocam birkaç cümle de sizden alabilir miyim? Ne olursa olsun Kırklareli Spor da bu ligin tecrübeli takımlarından birisi. Bu şekilde gideceğini düşünmüyorum. Tabii ki toparlanacak ama o toparlanması diğer takımların ne yapacağıyla da doğru orantılı. Bu saatten sonra yani ne kadar toparlanacak ve bunun neticesinde düşme hattından çıkabilecek mi çıkamayacak mı süreçte göreceğiz. Ben özellikle devre arası yapılacak transferlerle o değişimin yaşanacağını düşünüyorum. Yani o anlamda Erhan Hoca'ya da katılıyorum. Karacabey'in bu sene orta sıralarda bitirmesi Karacabey için playoff'a kalmış kadar başarılı sayabileceğimizi düşünüyorum ben de bu konuda. Ya ben Karacabey'i canlı izledim Ankara Demir karşısında. Hatta evet. Erhan'la da konuşmuştuk. Erhan ne demiştin bana? Kaybeden yenilen küme düşer diyordum hocam. Yenilen Ankara küme düşer demişti. Ama Ankara Demir son gün oyuncular aldı. Karacabey'in de en iyi transferi Erdoğan Yılmaz hocası. Öyle söyleyeyim. Doğru ama Ankara Demir'in evet son gün yaptığı transferlerle yani yine maşallah bir takım vardı da son gün Metin Hoca'nın birazcık eli güçlenmiş oldu. Öyle söyleyeyim yani. Ama ben Karacabey'i beğenmiştim yani izlediğimde de iyi bir takımdı bence. Bu grubu irdelediğimizde özellikle yine söylüyorum 7-8 takımın kadro yapılanmasının sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Maddi olarak. Zaten hocam bugün Türkiye Kupası'nda bölgesel amatörlük takımları bu gruptaki birkaç takımı yani eledi yani. Evet evet mesela. Altınordu. Gölcük Bursa'yı eledi mesela. Evet. Dün akşam. Ya Ziraat Türkiye Kupası zaten çok farklı bir organizasyon gerçekten. İlginç bir organizasyon. Kimin kimi yeneceği ne olacağı hiç belli olmuyor. Şu anda mesela işte Adem hocamız Adana Spor'la birlikte. En son maçı göremedim. Afyon maçı kaç bilmiyorum. 2-1 mağlup oluyor 120 dakika. Mağlup mu oluyor? Ben Cevdet hocamı tebrik ediyorum. Gölcük Spor'un hocası. Tebrik ederim. Beraber oynamadık ama karşılıklı oynadık. Dün seyrettiğim Gölcük takımı umarım ligde başlayacak. Onların da Bal Ligi'nin bu hafta başlıyor. Başarılı olurlar ve şampiyon olurlar. Takım olarak çok beğendim Bursa karşısında. Başarılar dileyelim onlara da. Adem Çağlayan hocamız programımızı izliyor bu arada. Evet hocama Adana da selam olsun Adana 1954'te ikinciye gelmeye çalışıyor herhalde. Bizim programı çok dikkat. 5'te 5'te yaptılar. Reklam arasına gidiyorum. Reklam arasından sonra konuşuruz. Kısa bir reklam arası. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Beyaz grupta son bir maçımız kaldı. Adıyaman evinde Altınordu'yu ağırladığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Gökalp, maçla ilgili neler söyleyebilirsin? İki yaralı takım diyebilir miyiz? Valla Altınordu 49'da öne geçti. 73'te Burak Güller beraberliği sağladı. Adıyaman'ın yeni hocası Murat Balaban beraberlikle başladı. Hala görevinin başında. Altınordu konusunda hayretler içerisinde olmaya devam ediyorum. Adıyaman'da hoca sirkülasyonunda alabileceği puanları almaya çalışıyor. İyi, gene de fena da puan da almadı yani. Sonuçta Altınordu iyi bir takım yani hani baktığımız zaman. Altınordu kadro kalitesi iyi ama sahaya bir türlü yansıtamadılar. Sezon başından beri Altınordu'da bir şey var. Onlarda bir çıkış bir şekilde olacak da hoca değişimi bekleniyor herhalde. Hoca ile ilgili de problem olabilir yani. Altınordu bugün bölgesel amatörlük takımına da mağlup oldu zaten. Hoca ile ilgili değişim olabilir yani Gökalp abinin söylediği gibi. Sonra yani biz göndermiş olmayalım da başarısızlık var yani ortada sonuçta. Hüseyin Eroğlu boşta şu an. Altınordu'nun yıllarını verdi Altınordu'ya. Gel hocam şu takımın başına toparla dendiğinde hayır diyebileceğini zannetmiyorum. Gelir toparlar. Bence gelmez ya abi Hüseyin Eroğlu. Bence gelir. Gelir mi? Bakalım. Gerçi daha hoca var takımın başında. Gelmez. Geleceğini düşünmüyorum. Tabii ki ahde vefa önemli ama şimdi Hüseyin Hoca'nın lig düşmek kolay bir şey değil bir hoca olarak. Şimdi birincilik, ondan sonra süperlik, tekrar oradan ikincilik. Kariyer adına pek doğru seçim tercih olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ben vefa kısmındayım. Kariyer açısından doğru olabilir tabii. Yani ben olsam ben de gitmem Süper Lig'den ikinci lige de. Zaten Altınordu dışında herhangi bir takıma konuşulamaz bile de Altınordu diye ben şey yapıyorum. Ağırlık veriyorum. Adıyaman'la ilgili de farklı bir şey söyleyeyim o zaman bu hafta. Buyur Erhan. Şimdi Adıyaman'da deprem oldu. Merkezin tamamı yıkık vaziyette. Şimdi başkanı buradan her hafta eleştiriyoruz. Doğru. İşte antrenör eleştiriyor diye. Gökalp abi de geçen hafta konuştu. Sağ olsun başkan da yani, tatlı bir insan. Depremden dolayı yıkılmış bir şehirde statlarında da hocam Çadırkent olmuş. Evet. Çahta'da oynuyorlar maçları. Ya bu da zor bir şey yani. Adıyamanspor'un birazcık da dışarıdan desteğe de ihtiyacı var. Destekten sonra bir istikrara ihtiyacı var. Tekrar hoca değişim konusuna geleceğiz ama bu hafta şimdi deplasmana gidiyorlar. Beyoğlu Yeni Çarşı'ya. İki hoca içinde sıkıntı. Adıyaman'da biraz yeni geldi ama. Sen yine herhalde hocayı göndereceksin. Beyoğlu Yeni Çarşı'ndakini gönderebiliriz belki. Bu hafta çok sıkıntılı maç. Peki. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şimdi tabii ki espri yapıyoruz, espri konuşuyoruz böyle konular ama teknik adam olarak bunun konuşulması, böyle şeylerin konuşulması beni üzüyor. Bir de işin o tarafı var. Yani maalesef bizim işimizin, yaptığımız işin gerçeği de bu. Bazı şeyler özellikle sportif anlamda işte pek iyi ya da zayıf. Bunu ne belirliyor? Alınan sonuçlar. O sonuçlar alınmadığında vazgeçilecek olan direkt teknik adamlar maalesef. O işin üzücü tarafı. Kendi adıma işin üzücü tarafı. Böyle olmalı mı? Böyle olmamalı. Ama birçok yanlış olduğu için Türkiye'de yapılanırken kulüplerin yönetilmesinde ya da kulüplerin yapılanmasında özellikle Adıyaman. Şimdi sadece bu sene tamam belki deprem oldu falan filan da geçen sene deprem olmadan önce de aynı şekilde yönetiliyordu bu takım. Yani 2 haftada bir hoca değişiyordu o takımda. Evet. Maalesef alışkanlıklar bırakılmıyor diyelim ve Adıyaman'a da başarılar dileyelim buradan. Beyaz gruptaki son maçımdı Adıyaman Altınordu maçı. Kırmızı gruba geçiyoruz. Kırmızı grup dosyasını açıyoruz. Kırmızı grupta haftanın sonuçları gelsin. Kimler neler yapmış bir göz atalım. Kuzey Marmara Arnavutköy 0, Motolüks Aksaray 0, Isparta 32 Spor 2, İskenderun Spor 1, Karaman Futbol Kulübü 4, Uşak Spor 0, Etimesgut Belediye Spor 1, Düzcecam Düzce Spor 0, Kastamonu Spor 1, Soma Spor 0, İnegöl Spor 5, Menemen Futbol Kulübü 2, Anagol Erzincan Spor 2, Sarıyer 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Belediye Derince Spor 1, Fethiye Spor 3, Denizli Spor 1. Kırmızı grupta puan tablomuz gelsin. Kırmızı grupta liderimiz Ahmet Sportif Faaliyetler 19 puanı var. 2. sırada Kastamonu Spor, 3. sırada Isparta 32 Spor, 4. sırada Soma Spor, 5. sırada Sarıyer, 6. sırada Düzcecam Düzce Spor, 7. sırada Menemen Futbol Kulübü, 8. sırada Alagöz Holding Iğdır, 9. sırada Anagold Erzincan Spor, 10. sırada Denizli Spor, 11. sırada İskenderun, 12. sırada Motolüks Aksaray, 13. sırada Etimesgut Belediyespor, 14. sırada Karaman, 15. sırada Fethiyespor, 16. sırada İnegöl, 17. sırada Kuzey Marmara Arnavutköy, 18. sırada Belediye Derince ve 19. sırada Uşak Spor. Liderin maçı ile başlıyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler evinde Belediye Derince'yi ağırladı. Maç 2-1 Ahmet Spor üstünlüğüyle sona erdi. Hidayet Öncü telefon attığımızda. Hidayet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hidayet Bey, özlemişiz sizi de. Teşekkürler, sağ olun. Orta Doğu ve Balkanların en karizmatik gazetecisi mi diyeyim Hidayet abi? Hoş geldin. Nerelerdesin kaç aydır ya? hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz ama Hidayet Bey sanki sizin bir tık moraliniz bozuk gibi. Ahmet Spor da kazandı aslında ama. Çok moralimiz yerinde, iyiyiz. Bir sesiniz düşük gibi geldi bana. Yok iyiyiz. Buyurun, dinliyorum sizi. Belediye Derince karşısında alınan 2-1'lik bir galibiyet. Lider zaten Ahmet Spor'da. Sezona efsane bir başlangıç diyelim. Önce biraz maçı dinleyelim sizden. Nasıl bir maç geçti? Şimdi TFF 2. Kırmızı Grup'ta mücadele eden lider Ahmet Spor, ligin 7. haftasında Kocaeli temsilcisi Belediye Derince Spor'u konuk etti. Belediye Derince Spor ilk dakikalarda daha etkili olmaya çalıştı. Ancak Ahmet Spor çok kısa bir sürede oyunun kontrolünü ele geçirdi ve sağlı sollu ataklarla rakibinin üstüne gitmeye başladı. Bunun sonucunda da Ahmet Spor 19. ve 41. dakikada Uğur Adem Gezer'in şık kafa golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı konuk ekip 3 oyuncu değişikliğiyle başladı ama etkili olamadılar. Ahmet Spor sayısız gol pozisyondan faydalanamadı. Yani 3-0'a getiremedi maçı. Belediye Derince Spor 85. dakikada Volkan Altınsoy'un tartışmalı bir golü ile farkı 1'e indirdi ve maç bu şekilde 2-1'lik skorla sona erdi ve Ahmet Spor liderliğini devam ettirdi. Bizim tahmin bölümünde Hidayet Bey, üçümüzün de Ahmet Spor kazanır diye net şekilde söylediği tek takım Ahmet Spor. Gökalp'cim sen ne sormak istersin Hidayet Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi 2-0'dan sonra durumu 3-0 yapmak için çok atak yaptı, çok pozisyon buldu vesaire. Ama ondan sonra 3 olmayınca sanki Ahmet biraz geriliyor. Sahanın içi biraz geriliyor gibi geliyor bana. Şimdi yani koruma güdüsü belli bir dakikadan sonra ön plana çıkıyor mu? Ne oluyor? Yani bu farkı açamamak sorun yaratıyor. Yok, sorun değil Gökalp Hocam. Şöyle, şimdi Serdar Hoca gerçekten sistemini çok iyi bir şekilde oturtmuş. Takım ne yaptığını iyi biliyor. Yani istediğinde baskılı oynayabiliyor, istediğinde oyunu rolantiye alabiliyor. Şimdi lig çok uzun bir sürü maraton. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda olabilecek bir sakatlamanın önüne geçmek için maçı taktiksel anlamda rolantiye aldığını düşünüyorum. Ve maç sonunda işte verilen gol olmayan bir pozisyonda fark 2-1'e geldi. Aslında çok da kaçırdı. Yani Ahmet Eril'in neredeyse her hafta direkten dönen topla var. Yani 3-0'ı yakalamaması gerginlikten dolayı değil, yani biraz da şanssızlıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Erhan Hocam sormak istediğim bir şey var mı Hidayet Bey? Top çizgiye geçmemişti bana göre Ahmet Spor'un yediği golde. Hidayet Bey ne düşünür? Şimdi Erhan Hocam gerçekten defalarca izledik. Ben pozisyona da yakın bir yerdeydim. Yani Diyarbakırspor'a önceki hafta 1461 Trabzon maçında yapılan muamele bu hafta Ahmet Spor'a yapıldı. Hakemler gerçekten çok yanlış karar verdiğini düşünüyoruz. Yani hakem topa değil ama sanki kaleciye bakmış. Yani kalecinin içeride olduğunu görerek golü verdi. Oysa top çizgi üzerinden kaleci elleriyle çıkarttı ve bu zaten görüntülerde de net gözüküyor. Dolayısıyla bence hakemlerde bir güven duygusu zedelenmeye başladı. Yani hakem maça çıktığında bence takımını, işte tuttuğu siyasi görüşü, fikrini, cinsini, ırkını, dilini soyma odasında bırakıp sahada çıkıp adilane bir şekilde maç yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu toplum için de, gerçekten toplumun gelişmesi için de önemli bir unsur. Ufuk Hocam, siz sormak istiyorsunuz. Hidayet Bey, ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi geçen sene devre arası, bu programa devre arası katıldığım programda da benzer şeyleri söylemiştim. Her sene yaşadığı bir şey var Ahmet'in. Lig sürerken iyi başlıyor ama süreçte kırılma anları yaşıyor. Serdar Hoca ile birlikte bunu, böyle bir şey yaşayacağını düşünmüyorum ama neden oluyor sizce? Yani önceki sezonlarda oldu. Evet, yani bir kırılma oldu. İşte talihsiz bazı maçlardan sonra gerçekten bir kırılma yaşadı takım ama bu sene samimi söylüyorum, ilk defa camia olarak işte teknik yönetim, taraftar, futbolcular bütünleşti. Yani çok iyi bir şekilde hazırlandı zaten. Çok iyi bir kamp süreci geçirdi, 3 etaplı. Yani takım bu sene öyle bir şey ile karşılaşacağını ummuyorum. Maç maç gidiyoruz. Her hafta Ahmetspor üstüne koyarak gidiyor. Ve kadro derinliği geniş olan bir takım. Yani devre arasında da büyük ihtimalle bir takviye de yapılması düşünülüyor. Dolayısıyla bu sene bir kırgınlığın olabileceğine, elbette ki yani iniş çıkışlı olacak, maç kaybedecek, berabere kalacak ama böyle yarıştan kopacak, yani şampiyonluk havasından kopacak bir gelişme olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ahmetspor'da anladığımız kadarıyla parola şampiyonluk, playoff'ta değil. Şampiyon olmak istiyor. Direkt şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyor. Yani başarılar dileyelim Ahmetspor'a. İyi de başladılar. Aynen öyle. Gökalp'cığım, eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, ben teşekkür ederim Hidayet Bey'e. Çok güzel açıkladığı için. Sağ olsun. Zaman zaman kendisini konuk ediyoruz. Bize ayrıntılarıyla konuyu aktarabildiği için kendisine ben teşekkür ediyorum. Memnuniyetle, her zaman katılmak isterim. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hepinize. Biz selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz de saygı sunuyoruz. İyi yayınlar. Ahmet'in şampiyonluk şansını, Ahmet'in şampiyonluğun bir numaralı adayı. Değil mi? Bir numaralı adayı yani. Erhan Hocam da açıklamış. Kastamonu Ahmet. Şimdi ama Ahmet daha net gidiyor. Çünkü bir hafta stoperi çıkıyor. Bir hafta orta savunucusu 40 metreden gol atıyor. Bir hafta forveti çıkıyor. Çıkacak oyuncu çok. Kastamonu da gerçi kaliteli ayaklar ama Ahmet biraz daha böyle takım birlikteliğini sağlamış. Seyirci desteğini de arkaya almış. Rüzgar arkasında gibi gözüküyor. Hocam sizde favori. Valla dediğim gibi o kırılma anı yaşayacak yani. Bir takımın aynı performansı bütün bir sezon boyu göstermesi mümkün değil. Yani geçen sene Bursaspor maçı ve deprem o kırılma anlarıydı. Bu sezon grubunda hani Bursaspor mesela bulunmuyor. Yine gergin bir maç oynayacağını düşünmüyorum baktığımda. Bu sezon sanki şampiyonluk geliyor diyebilir miyiz Ahmet için? Valla Levent abi benim takım arkadaşım. Levent Eriş, Kastamonuspor'un hocası. Kurt Hoca. O çok iyi. Canlı izledik onu da. Sonraki maçımda Kastamonu zaten. Kurt Hoca zorlayacaksa tabii ki büyük ihtimalle Kastamonu'yla Ahmet arasında gidecek. Ama az hata yapan ya da takımını iyi organize eden ipi göğüsleyecek, bana öyle geliyor. Peki, sonraki maçıma geçiyorum. Kastamonu Spor evinde Soma Spor'u ağırladı. Kastamonu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Gökalp, beklediğin bir galibiyet miydi Kastamonu'dan? Hayır. Beraberlik bekliyordum açıkçası. Kastamonu Spor, Okan Eke'nin golleriyle kendi planladığının bile üzerinde sonuçlar almaya devam ediyor. Hayati bir galibiyet aldı Soma Spor karşısında. Liderlik yarışı sürüyor. Burhanettin Hoca'nın çocukları ilk mağlubiyetlerini aldılar. Çok normal. Yani Soma Spor'un eleştirilecek bir tarafını göremiyorum. Kastamonu Spor gibi kayıpsız giden neredeyse bir beraberlikle kaybı olan takım karşısında 1-0 kaybettiler. Ben Kastamonu'yu Ahmet kadar şanslı görmüyorum. Yani Ahmet'ten sonraki benim ikinci favorim Iğdır. Kastamonu'nun bir düşüş yaşayacağına inanıyorum ben. Erhan Hocam, siz ne söylüyorsunuz? Gökalp abi şöyle katılacağım. Oyun anlamında ümit vermiyor gibi Kastamonu Spor. Ama maç kazanmasını biliyor. Bir şey oluyor oradan. Şapkadan tavşan çıkaracak oyuncular var. Okan Eken var. İlyas Kubilay Yavuz var, takım arkadaşım. Bu hafta kornerden gol atmışlar. Gördüm. Evet. Golü de izledim. Evet. Kastamonu Spor bence böyle gider. Iğdır da gelir tabii bunların arasına abi. Hatta Menemen var. İşte Arnavutköy'de mesela şampiyonluğa takım kurduğu gibi. Şimdi düşme kutasında ama daha şampiyonluk hızlı daha ligin çok başı. Bir 3-4 haftaya netleşir. Alt sıralar, üst sıralar, orta sıralar. Kastamonuspor dediğim gibi yani rakibini uyutuyor. Umulmadık bir anda çıkıyor birisi bir iş yapıyor, maçı kazanıyorlar. Levent Hoca'nın belki planı budur. Kolay kolay da şimdi bu kadar iyi başlangıç yapmışken şampiyonluk hedefinden sapacağını sanmam. Yani Kastamonuspor hep bu ilk üç içinde olur. Somaspor'la ilgili iyi başlangıç yaptılar. İlk 3'te 3 yaparak başlamışlardı. 3 haftadır da beraber kalıyorlardı. İlk mağlubiyetlerini aldılar. Bu hafta Iğdır, diğer hafta Menemen. Çok zor iki maçları daha var. Ama dediğim gibi Somaspor yani zaten şampiyon olması da olur. Düşmesin yeter. Yani playoff oynarlarsa çok iyi genç takım. Gönüllerin takımı dedik zaten. 12 puandalar. Ben şimdi mesela futbol oynarken şu 20'yi bir yapalım. 20 puan bir görelim diyordum. Evet. 12 puandalar. Şu 20 puana bir gelsinler. Ondan sonra bakarız Somaspor'la ilgili. Futbolcu gözünden Erhan'ın böyle bir düşüncesi var hocam. Sizin de teknik direktör olarak böyle bir şeyiniz var mı? Ben Ercan söyledim hocamla beraber. Hocama hep söylüyordum. Hocam şu 10 puanını görelim. 2 tane geçelim. Kendi adıma bir şey söyleyeyim. Kim şampiyon olur bilmiyorum ama bu son senelerde Burhanettin hocamı takdirle ve kıskançlıkla seyrediyorum. Yani her hocanın yapmak istediği şeyleri yapıyor. Aslında futbolun doğasında ya da futbolu çekici yapan şey böyle hikayeler. Evet. Kulüp olarak, takım olarak, hoca olarak böyle takımlar ben çok daha başarılı olmasını istiyorum. Keşke 1. lige çıkarabilse, playoff hattında kalsa. Umarım yapar. Çünkü gerçekten gerçeği düşündüğümüzde, futbolu düşündüğümüzde böyle hikayelere, böyle takımlara, böyle hocalara ihtiyacımız var. Anlamlı kılan, meslektaş olarak da gurur duymamı sağlayan onun o yaptıkları Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum Burhanettin Hocam. Biz Burhanettin Hocam'la buradayken tanışmıştık yine Gökalp'le birlikte maça gitmiştik. Maçtan sonra Etimesgut maçından sonra. Yani ben bu kadar mütevazı bir teknik direktör gerçekten görmedim. Hala hani hocam çok başarılısınız dediğimizde çocukların başarısı. Hani ben ne yapıyorum ki diyor. Çocuklar. Gerçekten evet. Çocuklar. Hani otobüse bindiler. Onları da tebrik ediyoruz. Hani çok utangaçlar. Hani sağ olun deyip geçiyorlar. Ya maşallah gerçekten Somaspor'u çok beğeniyorum. Çok başarılı olmalarını da istiyorum onların da. Kastamonu'yu da ilk yine Etimesgut karşısında izlemiştik. Ben şey demiştim, canavar gibi kadro kurmuş. İyi bir takım olmuş diye. Bakalım nereye kadar gidecekler merak ediyorum Kastamonu'da. Şu konuştuğumuz şey şimdi aynı şekilde aynı tempoda gitmesi mümkün değil. İlla ki bir kırılma olacak. O kırılma anlarında ne yapacakları ya da toparlanmalarının ne kadar süreceği belirleyecek şampiyonluğu. İki takım da buna benzer maçlar yaşayacaklar. Travmalı maçlar yaşayacaklar yani. İzleyip görelim diyelim o zaman ve sonraki maçıma geçiyorum. Isparta 32 Spor Evi'nde İskenderun'u ağırladı. Isparta maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Gökalp neler söyleyebilirsin maçla ilgili? Isparta'da maşallah diyelim dolu dizgin yoluna devam eden takımlardan. Geçen hafta Erhan Hocam İskenderun oynar Isparta atar demişti. Yani bir maçı oynamadan hani yorumlamak bu kadar olur. Ben onun bir hakkını teslim edeyim. İskenderun oynadı, Isparta gol attı. Arkasından Ümit Bozkurt'la ayrılık haberi geldi. Bu da benim için sürpriz. Biz yine Erhan Hocam şeyi söylemişti. Geçen seneye göre takım, hatta Hakan Başkan bağlandı. İşte onun sebeplerinden bahsetti. Evet. Niye geçen seneye göre bu halde? İşte deprem var, tekrar geri dönülecek. Şu anda Riva'dalar, çok sıkıntılı günler yaşıyorlar. Şimdi Riva'nın ev sahibi Türkiye Futbol Federasyonu olduğu için Riva'da konaklayan ve antrenman yapan hiçbir takım Riva hakkında gerçekleri konuşamıyor. Burada yani ben konuşsam da yok öyle şey diyecekler. Ben de konuştuğumda kalacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Futbolcuların antrenman yeleğinin yıkanması bile bir problem orada. Bir prosedür. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İskenderunspor bunları da yaşıyor. Zaten depremden çıkmış. Zaten maddi olarak sıkıntısı olan bir kişiye bakan, Hakan Başkan'ın eline bakan. Yani desteği az olan bir kulüp. Şimdi alınan mağlubiyetler, beraberlikler, galibiyetlerde hoca değişimini anlayabilirim. Ama erken olduğunu düşünüyorum. Ya ben olsam birkaç hafta daha Ümit Bozkurt'la devam ederdim. Çünkü oyun onu gerektiriyordu. Yine de başarılar diliyorum. Bu söyleyecek de çok fazla bir söz bulamıyorum açıkçası. Erhan Hocam. Isparta Spor'u tebrik ederim. Ali Marlak için geçen hafta övgüler yağdırmıştım. Bu hafta beni yanıltmadı. Ali Marlak çok iyi bir oyuncu. Nazilli'den de bildiğimiz. Yani kanat oyuncular içinde bu ligdeki en iyi oyunculardan biri. Gökalp abi zaten beni tamamladı. Ben söyleyeceklerimi söyledi. Geçen hafta ben İskenderun oynar Isparta atar demiştim. Öyle olmuş maç. İskenderunspor'da Ümit Hoca ayrılmış. Ama yerine de hoca gelmiş ama şimdi bir tane kondisyoner var, bir tane atletik performansçı var, bir tane kaleci antrenörü var. Teknik direktör kim? Ben orayı anlayamadım yani. Orada bir sıkıntı var sanki. Ya da ne bileyim artık takımı kim yapacak? O hocalar mı beraber yapacak? Orayı tam anlayamadım. Sen bekliyor muydun peki Ümit Hoca'nın ayrılmasını? Bir de şimdi Burak Çapkınoğlu'nun yediği ikinci gol var. 40 metre. Yani oradan taksi diyorlar ya abi, eskiden 30 lira yazar diyorlardı. Şimdi birazcık enflasyon var, 300 lira yazar. Öyle olmadı mı? Şimdi hoca ayrıldı. Mesela böyle hatalar ben kaleci olsam üzülürdüm gibi söyleyeyim, neyse. Çok da uzatmadan Ümit Hoca'ya geçmiş olsun diyeyim. İskenderunspor'un takımı, şimdi Başkan Hakan Bolat'la bağlanmıştı. Yani geçen seneye göre hani kötü takım demedim kesinlikle. Ama geçen seneki takımı bir tık üstü yani. Şampiyonluk, playoff takımıydı. Bu takım orta saha takımı gibi geldi bana. Ben bunu söylemiştim. Başkan da böyle olmadığını söylemişti. Ama benim söylediğim gibi gidiyor yine işler. İnşallah toparlarlar yani. İskenderunspor'da ben de oynadım bu takımda. Malzemecisini de tanırım Süper abi. Yani bildiğimiz camia. Başarılı olmalarını isteriz tabii herkesin. Herkes iyi olsun, herkes başarılı olsun, herkes mutlu olsun. Ama futbolunda bazı gerçekleri var. Böyle devam ediyor. Ufuk Hocam. Bir kere Isparta için Hakan Hoca beğendiğim bir hoca. Takımını, takımının potansiyeline göre oynatan, takımındaki potansiyele göre taktik belirleyen bir hoca. Rakibin o anlamda takdir ettiğim hocalardan, başarılı olacağını ve yukarılarda bu takımı yukarılarda tutacağına inanıyorum. Allah onun da yolunu açık etsin. İskenderunspor için şunu söyleyebilirim. 3. Lig'de ve 3. Lig'den şampiyon olan kadro, ondan sonra o kadronun yapısı, onu yapan insanlar şu anda takımın içindeler mi? Değil olduklarını ben biliyorum. Yeniden bir takımı bozup da yeniden bir takım yapmak da kolay bir şey değil. Üstüne deprem yaşamış bir takımda. Ama bu ligde kadro yapılanması en az hoca kadar, en az başkan kadar önemli. İyi oyuncuların alınması, iyi oyuncularla yola çıkılması. Bu anlamda İskenderun'un bunu doğru yaptığını düşünmüyorum bu sene için. Bu sıkıntıları, benzer sıkıntıları sezon içinde yaşayacak. Peki sonraki maçıma geçiyorum. Anagold Erzincan Spor Evi'nde Sarıyer'i ağırladı. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ben Erzincan'ın kazanabileceğini düşündüğüm maçlardan biriydi. Gökalp sen ne diyorsun? 90+5 mi Gökalp abi? 90+6. Hatta 90+7, maç 6 dakika uzatıldı, 7. dakikada gol geldi. Son dakika içerisinde 3 tane faul çalındı. Şeyin aleyhine, Erzincan aleyhine, Sarıyer lehine. İlk golün tamamen hakemin Sarıyer'e bir hediyesi olduğuna dair ifadeler var. Bana gelen mesajlar bu yönde. Erzincan'dan gelen mesajlar. Yani uzatma, hani kendi aramızda biz böyle arkadaş gruplarında spor sohbeti yaparken işte hakem uzatmayı ne kadar verdi? İşte X takım gol atana kadar. Şaka baka Sarıyer gol atana kadar bir uzatma vermiş hakem. Bunları bana aktaran Erzincansporlular. Evet. Şimdi Erzincanspor'un hakkı yeniyorsa eğer, bir şehrin hakkı yeniyorsa eğer, buna karşı çıkmak hepimizin görevidir. Bunu bir kere açıklıkla ifade edelim. Sarıyer yüzyıllık takımdır, asırlık takımdır, işte çok önemlidir, geçmişi vardır, tarihi vardır. Da öbür taraf orada çelik çomak oynamıyor. Evet. Onlar da orada bir şehri götürüyorlar. Erzincan şehrini temsil ediyorlar. İkinciliklerdeki hakem facialarını konuşmak için program yapmaya kalksak sezon biter, bizim program bitmez. Erhan Hocam. Sarıyer için beraberlik iyi. 90+7, 8 neyse önemli değil. Ben genel ana fikre bakayım. Şimdi 11 puanda 5. sırada Sarıyer. 9 puanda 9. sırada Anadolu Erzincan Spor. Şimdi Erzincan bu maç kazanmış olsaydı, 90+7'deki golü yememiş olsaydı Sarıyer'le yer değiştireceklerdi. Bu bakımdan çok değerli bir beraberlik Sarıyer için. Erzincan için de 90+7'de gol yemek tabii bir sıkıntılı bir şey. Hatta ben hep söylüyordum, aşk acısı mı 90+7'de gol yemek mi? Daha zor diye. 90+7'de gol yemek çok sıkıntılı. Bu hafta da hatta onlar daha bunalımdadır. İnşallah bu düşüncenin arkasında mısın? Gol yemek daha mı zor? Gol yemek sıkıntı. Peki. İnşallah toparlarlar önümüzdeki hafta. Düzce'ye gidiyorlar ama Düzce'de de bir çalkantı var. Bakalım ne olacak. Sarıyer de iyi takım aslında. Gerçi 5. sırada ama 2-3 puan daha fazla olabilirdi. Sarıyer görüp görebileceği yerde ya. Ben Sarıyer, yani Sarıyer bence çok potansiyel olarak daha iyi olabilir. 2-3 puana fazla olabilirdi sanki. Hocam potansiyel her sene bir şekilde Sarıyer'de oluyor da evet, sahaya yansıtamıyor. Yani çok gol yemişler abi. 10 gol yemiş, 10 gol atmış. Onu evet söylüyorum. Çok gol yemişler, şeyleri var. Yani sahaya yansıtamıyor. Bu playoff ve şampiyonluk mücadelesinin mantalitesini bir türlü kaldıramıyor Sarıyer. Yoksa takım olarak hele ki bu sene Umut Bulut'la vesaireyle falan bayağı bir kalitede takımda söz konusu. Ama yine de hani önerilmiş çaresizlik şeklinde gidiyor. Bana sorarsanız playoff'u zorlayacak kapasiteyi ancak bulur. Evet. İsim çok kaliteli oyuncu abi. Ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Sahaya yansıtırken. Gerçi Cüneyt Hoca'nın da oradaki yeteneği. Ya en büyük sıkıntı zaten şimdi puantaja baktığımızda işte Sarıyer, Düzce, Menemen 10 tane gol yemiş. Gol yemek özellikle yukarılara hedefliyorsan iyi bir şey değil. Hem pozisyon vermeyeceksin ya da pozisyon veriyorsan onu öteleyeceksin ama öteleyemiyor ve kalende golü görüyorsan yukarıları tutunmak pek mümkün değil gibi görünüyor. O anlamda dediğine katılıyorum. Gökalp evet abi. Hocam. Evet hocam. Peki sonraki maçıma geçiyorum. Etimesgut Belediyespor evinde Düzce Cam Düzcespor'u ağırladı. Etimesgut maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ben açıkçası Düzce'den bu mağlubiyeti hiç beklemiyordum. Düzce'yi böyle izlemeyi de hiç beklemiyordum. Yani hiç olur ya, hayal ettiğim gerçekte olan gibi bir şeyle karşılaştım Düzce için. Ya üzüldüm açıkçası. Sen neler söylersin Gökalp maçla ilgili? Önce Düzcespor'dan başlayayım. Muhteşem sayıda bir bireysel hata. Hocam 45 dakikada 30 tane pas hatası evet falan yani. Evet. Böyle düşün. Yani sağdan soluna top atamayan, 2 metreye pas atamayan, açıyı tutturamayan vesaire, şiddeti ayarlayamayan bir Düzcespor. Ben maç boyu Nurgül'le beraber izledik biz. Evet. Düzce buraya kadar nasıl gelmiş dedim ya. Yani büyük bir hoca başarısı var Düzcespor'da. Çok büyük bir hoca başarısı var. Ağzından aldığın aynı şeylere değinecektim. Futbolcu kalitesinin bu olduğu biz şimdi uzaktan Düzce'nin maçları izleyemediğimizde evet, diyoruz ki işte ya işte Adnan Hoca'yı zaten biliyoruz, tanıyoruz vesaire. Evet. Takım da demek ki işte iyi vesaire. Ben bakıyorum şimdi takımda aktif olan Serdar Can mesela çok aktif bir oyuncu. Çok sağa gitti, sola gitti, öne geldi, arkaya geldi. Sedat Cengiz mesela benim tanıdığım Sedat Cengiz değil. Geçen sene Ankaraspor'da oynarken seyrettiğim Sedat Cengiz gitmiş. 10 sene sonra bir daha geri gelmiş gibi. Yani çok yaşlanmış sanki. Yani hayatı bir senede bu kadar ağırlaşmayı anlatamam. Etimesgut Belediyespor ise hoca değişiminden sonra biraz daha fazla koştuğunu gördüm. Nurgül, bilmiyorum beni onaylar mısın? Biraz daha aktif, biraz daha koşan, biraz daha top kapmaya, top kazanmaya çalışan, biraz daha ısıran bir takım haline gelmiş. Çok fazla değil. Belki %20-25 oranında. Erhan Hocam sen de bilirsin, maçları izledik beraber zamanında. Şimdi Etimeskut'ta birkaç değişiklik yapılmış kadroda ve oynayan oyuncuları ben çok beğendim. Bir kere Reşo'yu çok beğendim. Reşo Akın öğrenmelidir zaten. Ardından Batuhan Günaldı'yı ben çok beğendim. Genç bir oyuncu. 10 numara, hatta maç içinde de çok dikkat ettim. O 2-3 kontenjandan dolayı oynuyor. Bütün maçlarda 11 oynadı ya. Kontenjan var ya, yeni değil o. Hep oynadı. Yok, yani çok iyi oynadı. Yani bu maçta çok iyi oynadı. Statü gereği orta oynuyor. Alanda mesela her şeyi toparladı. Melih'i çok beğendim. Önde, arkada. 4 numara. Çok iyi stoper hocam. Berk iyiydi Berk. Hı-hı. Berk de iyiydi. Berk Akgönül de iyiydi. Bir de ben burada Berk sezon baştan beri ne söylüyordum abi? Taner Hoca... Etimeskut'un orta sahası çok iyiydi. Telefonda da bağlanınca söyledim ya, kalede Ramazan Köse oynar diye bu takımda. Hı-hı. Ramazan oynadı, bence gayet iyi oynadı. 2 tane %100 çıkardı Ramazan. Ramazan oynar bu takımda. Tecrübe ya yani. Oynuyor. Benim dediğim yere doğru çıkmadım ama. Oraya da bir gelelim. Ben Adnan Hoca ve Düzce konusunda bir konuya değinmek istiyorum. Gökalp abiye katılıyorum. Adnan Hoca'nın hocalığına, takımlarda yaptığı, yapabildiklerini çok iyi bildiğim için büyük ihtimalle orada yönetimsel bir karışıklık var ya da içsel bir karışıklık var. Kayyumda ya hocam bu takım. Yoksa Adnan Hocam'ın takımı bu hafta seyrettiğimiz takım değil tabii ki. Yani yok, olma değildi. Şansı yok. Gerçekten mümkün değil. Dilerim Adnan Hocam bu sıkıntıları atlatır. Sahanın antrenman ve maç kısmında o çocuklara kendi bildiklerini aşılayabilir ve onun karşılığında alır. Olması gereken, bizim istediğimiz şey de bu zaten. Bir tık motivasyonları eksik gibiydi ama onun dışında Düzce gerçekten iyi takım. Ben Düzce'yi çok seviyorum. Geçen sezondan beri de yakından takip ettiğim takımlardan biri. Yarı Düzceli olduğum için ekstra da bir sempati besliyorum. Yani umarım toparlanır onlar da, hemen bu maçı unutup yollarına bakarlar. Şimdi Düzce Spor kayyumda ya. Ben hocam kayyumdaki bir takımda futbol oynadım. Kırıkkale Spor'da kayyumdaydık. Maça benim arabamla sporcu arkadaşları toplayıp maça götürüyorduk. Ya da tesiste yemek yoktu. Bir tane abla vardı sağ olsun. Makarnadan neler yaratıyordu. Böyle şey yapın, nutella falan işte öyle şeyler. Evet. Kayyumda bir takım yönetmek zor. Şimdi kayyumdaki bir hoca var, Adnan Hoca. 7 maçta 10 puan almış öyle veya böyle. Şimdi bu hafta izlediğimiz takım eleştirilebilir. Düzce Spor taraftarı da hocayı çok gereksiz eleştiriyor. Hatta bana bir tane mesaj gelmiş, Adnan Hoca ile yollar ayrıldı diye. Sorduk. Daha net bir şey yokmuş. Hani hoca ayrılmak istiyormuş görevden ama ya bırakmıyorlarmış içinde, gibi duydum. Evet, çok fazla hocaya sahip çıksınlar. İstifa sesleri yükseldi. Yanlış ama yaparlar. Yanlış çok yaparlar. Çok yanlış yaparlar. Bak burayı kaçırmasın Düzce Spor taraftarı. Kayyumdaki takım, yani anlattığım gibi çok sıkıntı. Yani ne kadar kayyum iyi olsa da, hani iyi yönetebilse de öyle bir sıkıntı var. Bir de Etimeskut'la alakalı geçen hafta söylediğim sözler vardı. Bazı kişiler kırılmış. Ya, şimdi 14 sene profesyonel futbol oynadım. Camianın içindeyiz. Yani ben burada hani kendi düşüncelerim değil, camiadan genelde ne duyuyorsak onları aktarmaya çalışıyoruz burada. Yanlış bir şey varsa özür dilemesini biliriz. Problem yok. Hani genel anlamda bütçe yüksek olduğu için yani beklentiler fazla Etimeskut'tan. Beklentinin çok olduğu yerde kaos çok olur. Beklenti olduğu yerde tabii. Ben mesela bununla ilgili bir şey anlatayım. Bandırma Spor'da oynuyordum. Çok kısa olsun ama süren bitiyor. Tamam hadi anlatmayayım o zaman. Haftaya anlat. Tamam, peki haftaya anlat o zaman. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Oyuncu kalitesi ve harcanan parayı düşündüğümüzde Etimeskut'un daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu eksik. Bu eksiklik neyden kaynaklanıyor? Gelen hoca, Alper Hoca umarım o eksikleri görür, giderir. O oyuncuların daha iyi performans göstermesi gerekiyor sahada takım olarak. Peki, bu hafta biraz istemişler herhalde. Daha fazla koştular, daha fazla mücadele ettiler. Diğer haftalara nazaran kazandılar. Sonraki maçıma geçiyorum. Hatta maçıma geçmeden önce bir de Düzceli taraftarlara küçük bir parantez açayım. Çok iyi bir taraftar vardı. Onları da tebrik ediyorum. Yaptıkları tribünden. Hocaya sahip çıksınlar, hocaya. Evet, hocamıza da sahip çıkalım lütfen. Sonraki maçıma geçiyorum. İnegöl Spor Evi'nde Menemen'i ağırladı. İnegöl maçtan 5-2 galibiyetle ayrıldı. Sadullah Orkan telefon attığımızda. Sadullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İnegöl Spor'un Menemen ağlarına attığı 5 gol var. Yani 7 gol var aslında. Çok epik ve güzel bir galibiyet İnegöl tarafından baktığımızda. Siz nasıl bir maç izlediniz Sadullah Bey? Şimdi İnegöl Spor sezon maçında Sayın Murat Yoldaş'la yola çıkmıştı. Tabii ki yapılan önemli transferler ve yaşanan bir çalışma döneminde takımın belli bir düzeye gelmediğini lig başladıktan sonra çok fazlasıyla hisseder hale geldik. ve geride kalan Murat Yoldaş'la birlikte çıkılan 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alınması sonrasında zorunlu olarak teknik direktör değişimine gidildi. Bunun Sayın Bahattin Güneş geçtiğimiz yıl 15 puanla almış olduğu İnegölspor'u 47 puanla ligde bırakarak önemli bir başarı elde etmişti. Yeni Osman Sayın Başkanlığı'ndaki göreve gelen yeni yönetim maalesef Bahattin Güneş tercih etmeyerek Murat Yoldaş'la devam etme kararı almıştı. Ama gelin görün ki futbolda zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yaşanan bir başarısızlığın ardından Bahattin Güneş tekrar İnegölspor takım başına getirildi ve Soma'da ilk maça çıkmış oldu Sayın Güneş. Burada 3-1 geriye düştükten sonra Soma'da 3-3 yakalanan skor ve belki İnegölspor'u galip getirmedi, 3 puan getirmedi ama umutlarını ileriye taşımasını sağladı. Çünkü 4 maçta gol atmayan ve sadece 1 puanı olan ve en son sırada grupta bulunan İnegölspor'un bir toparlanma sürecine girdiğini gördük. Ve özel Menemen maçına gelirsek, tabii ki Menemen güçlü bir takım, ekonomik olarak bağlı oyunculardan kurulu bir takım. Bizim bu maça kadar galibiyetimizin olmaması ve 2 puanla son sırada yer alıyor olmamız da bu maçın psikolojik olarak nasıl gideceğini hepimiz merak etmekteydik. Ancak Sayın Bahattin Güneş kısa bir dönemde takım üzerinde yapmış olduğu dokunuşlardan ziyade futbolcuları, çünkü kaliteli oyunculara sahip olan İnegölspor'un futbolcuların düşüş içerisindeki olan morallerini yapmış olduğu birebir görüşmelerle futbolcuların bu morallerini yukarı taşıyarak Menemen karşısına çıkıldı. Ve Menemen karşısına özellikle ilk 60 dakikada İnegölspor gerçekten son derece üstün bir oyun ve çok fazla pozisyona giren İnegölspor izledik. Özellikle bu karşılaşmada Samet Karakoç'un 2 gol atmış olması, 2 tane stoperin bu maçta gol atmış olmaları takımdaki hareketli ortaya çıktığını gördük. Menemen kesinlikle kimsencek bir takım değil. Zaten bulunduğu yerde bunu gösteriyor. Ama İnegölspor taraftarıyla beraber teknik direktörüne inanmış bir futbolcu topluluğuyla birlikte bu karşılaşmada rakibinden daha iyi oynayarak farklı bir skora imza atmış oldu. Biz Bahattin Hocamızı burada konuk almıştık. İnegöl'ü de konuşmuştuk. Ardından Bahattin Hocam İnegöl'e gitti. Bizim zaten inancımız tam hani Bahattin Hoca'ya. İnegöl'ün de en yakın zamanda bu galibiyetlerine devam etmesine ve üste tırmanmasını temenni ediyoruz biz program olarak da. Yani Menemen karşısında da dediğim gibi çok epik ve güzel bir galibiyet. Gökalp, eklemek istediğim bir şey var mı Sadullah Bey'e? Yok, şöyle yok. Bahattin Hoca yani geldi, Bahattin Hoca gelene kadar gol atamayan takım 8 tane gol attı. 2 maçta. 2 maçta 8 gol attı. Evet. 4 puan aldı. Demek ki geç de olsa İnegöl yönetimi doğruyu bulmuş. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz Sadullah Bey. Galibiyet içinde, sezon içinde de başarılar diliyoruz. Umarım her bağlantımız galibiyetle olur diyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Ya aslında Erhan Hocam bir iki cümle Menemen'le alakalı senden almak istiyorum ben. Menemen de bütçeli takım. Şimdi bütçeli takım deyince işte beklentiyi ben yaratmadım. Parayı verenler yarattı. 10 milyon TL Kemal Rüzgar'a veren bir takım. İnegöl'den 5 tane yemez. Gökalp abinin söylediği gibi. Yemeye hakkı yok. He, hakkı yok. O zaman işte bir kaos olur yani orada. Beklenti olur. Anıyı anlatmayacaktım, anlatayım bari. Tamam. Baştan, bir iki dakika ayırabilirim. Bandırmaspor'da oynarken hocam başkan geldi. Bütün alacaklarımız ödedi. Toplantı yaptı. Bütün alacaklarımız ödedi. Başka dedi para ihtiyacı olan var mı? Varsa dedi işte kimseden ses çıkmadı. Müdürün odasında oturacağım dedi. Çekinen varsa dedi orada gelsin orada istesin dedi. Müdürün odasına gitti bekledi yine kimse gitmedi falan. Neyse bütün paraları ödüyor adam. Yüksek paralar da ödüyor. Hedefte şampiyonluk. Hafta sonu maç kazandık 1-0. Yerli soyunma odasında bağırdı çağırdı kızdı. Maç kazandık 1-0. Adam para veriyor, istiyor karşılığını. Neden 2-0, 3-0 olmadı diyor yani. Hı hı. Ama mesela farklı bir takımda, İskenderunspor'da o zaman çok takım bütçeli değildi. Başkanın para verecek gücü yoktu. Beraber kaldık ya, koçum aslanım iyi. Yani bütçeyi para veren başkan, yani beklentiyi de para veren başkan belirliyor. Doğru mu abi? Tabii. Oradan Menemen'e geleceğim. Menemen'de para olduğu için taraftarın da beklentisi var. Herkesin beklentisi var. Taraftarı bu beklentiye sokan Menemen'in yönetimi zaten. Evet, parayı veren beklentisi. Kemal Rüzgar tek başına alınmaz ama. Yani tamam yok, hadi tek Kemal'den yola çıkmayalım. Takımın geneli bütçeli takım. Iğdır'dan kaleci aldılar gibi. İnegöl Spor'da da Bahattin Hocam'la bir tren mevzumuz vardı. Tren son sürat gidiyor. Bahattin Hocam maşallah diyelim. Hızlı trenle gidiyor. Bahattin Hoca hızlı trenle gidiyor. Bahattin Hoca'nın katamaran oldu hızlı tren. Maşallah diyelim. Yani, Allah nazarından saklasın. 4 maçta, 5 maçta gol atamayan takım 2 haftada 8 gol attı. Bahattin Güneş etkisi. Tebrik ederim. Alkışlayayım hatta yani. Bir de Menemen gibi bütçeli takımı şu İnegöl'ün iki kadroyu halı sahada oynasınlar. Yine Menemen kazanır. Ama Bahattin Hoca faktörü diyelim buna. Öyle mi abi? Bence öyle. Sonraki maçıma geçiyorum. Fethiye Spor evinde Denizli Spor'u ağırladı. Fethiye maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Hocam Fethiye'den siz böyle bir galibiyet bekliyor muydunuz? Direkt size sormak istiyorum. Valla ben daha çok Denizli'yi şaşırtıyor beni. Fethiye tabii ki bekliyoruz. Beklemez olur muyuz? Fethiye'de yıllardır doğru yatırım yapan, doğru oyuncularla oynamaya çalışan bir takım. O anlamda bu sene istediği sonuçları alamadı. Bu umarım onlar için bir başlangıç olur ama özellikle İnegöl için Bahattin Hocama başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen takımlarla hocaların şeyi tutar. Evet, kimyası tutar. Kimyası tutar. Sanırım İnegöl'le Bahattin Hocam'ın da kimyası tutuyor. Dilerim daha da başarılı olur. Hak ediyor çünkü, sevdiğimiz bir insan. Fethiye'de umarım bu başlangıç olur. Kazanmaya devam ederler. Gökalp? Fethiye galibiyetini aldı. 8 dakikada maç kazandı Fethiye. Kalan 82 dakikayı boş oynamış oldular böylece. 60-64-68 isimleri de söyleyeyim. Nurettin Çakır, Özcan Yaşar ve Ali Ceylan'ın golleriyle 22. dakikada 1-0 geriye döndükleri maçta 3-1 kazandılar. İlk galibiyetlerini aldılar. 6 maçta 6 puanları var. 6 gol attılar, 6 gol yediler. Bu maça kadar 5 gol yemişlerdi. Bu 6. golü yediler ama bu yedikleri sayılmaz. Fethiyespor'un çok daha iyi noktalara gelmesini bekliyoruz. Erhan Altın Hoca'nın tartışılmaya başlandığı bir dakikada geldi bu galibiyet. Umalım ki puanlar devam etsin. Erhan Hoca devam etsin, işine devam etsin. Denizlispor için ise Denizlispor'un aldığı her puan başarı hanesine yazılır. Kaybettiği her maçta olur öyle şeyler hanesine yazılır. Yapacak bir şey yok. Denizlispor çünkü kadro kalitesi ortada. Transfer yasağı ortada. Elinden geleni ardına koymayan bir takım. Ama Fethiyespor'u bu sefer ağırlığını koymuş. Ben geçen hafta söylemiştim, Fethiyespor'u kazanamazsa Erhan Hoca düşünsün diye. Artık bir galibiyet almaları lazım haftalar sonra. Onu kazanmışlar. Evet. Denizlispor'la ilgili genç yetenekli oyuncular var. Transfer yasağı var. Bülent Ertuğrul Hoca'yı tebrik ederim. Yardımcısı İbrahim Hoca zaten Ankaraspor'da teknik direktörlük yapmıştı. Kaliteli bir isim. Genç oyuncularla iyi işler yapıyorlar. İyi oyuncuları var. Deniz Kodal, kaleci Abdülkadir Sünger'i çok beğendiğimi söylemiştim. Aldıkları her puan Gökalp abinin söylediği gibi artı. 20 puanı görürlerse işte iki ara. Yeterli benim mantığa göre. 9'dalar. Kaldı 11. Peki. Sonraki maçıma geçiyorum. Arnavutköy Belediyesi evinde Aksaray'ı ağırladı. Maç başladığı gibi bitti. 0-0. Gökalp neler söyleyebilirsin maçla ilgili? Şimdi Nihat Hoca'yı biz geçen sene burada konuşurken defansif yönünün kuvvetli olduğunu hep konuşmuştuk. Evet. Şimdi bu maçta da Nihat Hoca'nın evinde Aksaray Belediye'ye kaybetme ihtimali bile bir kabustu. Şimdi olaya hep Arnavutköy Belediye'nin kazanması gerekiyor diye bakıyoruz ama Aksaray Belediyespor'un da kaybetmemesi gereken bir maçtı zaten. Ben zaten sabah kadar oynarsa beraber biter demiştim. Yani tipik maç olarak bu söylenebilir. Şimdi Nihat Hoca öncesinde defans güvenliğini sağlama aldı. Aksaray Belediye de defans güvenliğini sağlama aldı. Sonra büyük ihtimalle, maçı izlemedim bilmiyorum ama büyük ihtimalle ya birer puan fena değil. Beşiş yansın da kebap. İki takım içinde aynı şey. Birer puan fena değil. Biz hani maç böyle bitse seni bozar mı? Bozmaz. Beni de bozmaz gibi. Böyle bir zımni bir anlaşma varmış gibi sanki. Hani çok riske atmayalım defansif kurgumuzu. Ofansla bir gol bulursak ne ala, bulamazsak da bir puan alır gideriz maçıymış gibi bir maç oldu bu. Arnavutköy Nihat Balan Hoca geldikten sonra bir kıpırdanma yaşandı. Nihat Hoca çok tecrübeli bir hoca. Önder Karavel Hoca da Aksaray Belediye'de çok önemli işler yaptı bu sezon. Erhan'ın söylediği gibi sabaha kadar oynarsa berabere bitecek bir maç örneği olarak karşımıza çıktı ki berabere de sonuçlandı. Gökalp abi her şeyi anlattı. Zaten son dakika bilgisi geldi, bir tane onu söyleyeyim. Düzce Spor resmi açıklama yapmış. Adnan Şentürk'le yollara ayrılmışlar. Büyük hata etmişler. Yapmayın işte şu hataları ya gerçekten. Büyük hata etmişler. Ufuk hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla dediklerine katılıyorum. Gökalp abinin de Erhan hocanın da. Nihat hoca ne olursa olsun bulunduğu yer itibariyle puan olarak bu Arnavutköy'ü toparlayıp yukarılara çıkaracaktır. Bu maçta o anlamda kaybetmeden maçı oynamak da Nihat Hoca için önemli. Ama ritmini bulduracaktır Arnavutköy takımının kendi kafasında yaratmak istediği takım konusunda. Peki teşekkür ediyorum hocam. Kırmızı gruptaki son maçım Karaman evinde Uşakspor'u ağırladı. Karaman maçtan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Ben geçen hafta hep Karaman kazanır diyorum, Karaman kaybediyor demiştim. O yüzden Uşakspor kazanır demiştim. Karaman kazanmış. Sen benim söylediklerimi tekrarla. Karaman kazanır dedik. 4 attı zaten normalde. Şimdi Karaman sezon başından beri belli bir seviyenin üzerinde futbol oynuyordu. Evet. Sahaya yansıtamıyordu. Şimdi bu maçı Cihan Erdil mi kazandı? Diğer maçları Abdullah Harcan mı kaybetti? Çok güzel bir soru. Yani şimdi sorulması gereken soru bu. Uşakspor belli 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Durumu belli, tarzı belli, kadro kalitesi belli, kadro yapısı belli. Hafta başında Abdullah Harcan'ı gönderip Cihan Erdil'e getiriyorsunuz. Cihan Erdil maç kazandığı zaman Cihan Hoca geldi, takıma dokundu, maç kazandı mı sayacağız? Abdullah Hoca takımı o kadar iyi hazırlamıştı ki aslında ilk fırsatta 4 atarak galibiyetini aldı diye mi anacağız bu maçı? Hoca orada acaba Uşak karşısında takımının başında çıksaydı nasıl olurdu bu maç? Ya büyük ihtimalle 4-0 olmasa bile 2-0 kazanırdı. Yani ne bileyim. Herhalde öyle bir şey olurdu. Vallahi abi Cihan Erdil gelmiş, 4 tane atmış. Adam haklı. O başarılı kazandı. Abdullah Hoca... Hayır önündeki... yok. Prensip olarak tabii ki elbette ki Cihan Hoca geldi. Yeni bir hava getirdi. Futbolcularla yeni bir iletişim kurdu. Belki küçük bir iki nüans değişti. Futbolcular biraz daha sıktı belki. Futbolculardan, yani tabii futbolcular kendilerini yeni hocaya beğendirmek için biraz daha fazla çaba gösterdiler. Belki küçük bir iki dokunuş yaptı. 2 yedeği 11 çıkarttı vesaire. Ya mutlaka Cihan Hoca'nın katkısı var. Ben onu söylemiyorum. Cihan Hoca'nın katkısı ya da maçın şeyini söylemiyorum. Abdullah Hoca da olsa kazanacağı bir maçtı. Uşak maçı gibi. İşte hoca değişikliklerinin zamanlaması konusuna itirazım var. Benim o yüzden şeyim ona. Bu maç o zaman ölçüt değil. Karaman'ı bir sonraki maçta daha sonraki maçlarda göreceğiz. O zaman bu mantıkla Uşakspor'a sene 3.'lükte başarılar diyeceğiz. Öyle mi olacak? Ay dur daha erken. Daha çok erken ya. Abi Uşakspor o zaman gömdük gibi oldu yani. Bu maçı öyle değil mi? Hayır. Ama sonuç itibariyle daha bir devre arası var. Devre arasına kadar olan maçlar var. Bu zihniyette giderse Uşakspor, Gökalp abi söylemek istemedi. Ben net söyleyeyim. Sene 3.'lükte başarılar deriz Uşakspor'a. Devre arası transfer yapmazsa. Peki. Ufuk hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu işler kolay değil. Uşak'ın büyük ihtimalle katılıyorum. Düşeceğini, bu sene düşeceğini düşünüyorum. Karaman'ın da hoca değişikliğiyle birlikte o dokunuşların ki olduğu belli. Daha da artarak devam edeceğini umuyorum. Daha iyi sonuçlar alacak. Bana öyle geliyor. Şimdi Karaman'ın ben finalde izlemiştim. Bunu da hep söylüyorum ama taraftarı olan ve taraftarı çok ateşli bir takım. Evinde de tehlikeli bir takım. Yani beklenilen bir galibiyet olabilir tabii Karaman için. Kalan haftalarda da Karaman'a da Uşak'a da başarılar dileyelim. Osmanlı'da da vardı mesela. Karaman Beyliği. Karaman'da. Değil mi hocam böyle şey? Zaten güzel büyük bir yer yani. Bir de bugün çok soru gelmiş. Hepsini şey yapamadık. Niksar Belediyespor bizi İzliyormuş programı şu an canlı yayında. Onlara da bir selam söyleyelim. Kim? Niksar Belediyespor Tokat'ta. Eski takımımız. Eski takımımız. Evet. Ersan Yılmaz'a da selam söyleyelim. Programımızı izliyorlarmış. Sağ olsun. İnşallah şampiyon olurlar. Kapatmadan Antalya'ya küresel spor var. Yakınımın takımı. Oğlum da orada yardımcı antrenör. Onlara da başarılar diliyorum. Ligleri başlayacak. Hem de selam söylüyorum hepsine. Peki hocam. Grubumdaki son maçımdı. Şimdi sırada tahmin bölümümüz var. En sevdiğim. Bir tık hızlı olacağım tahminde de. Hocam tahmin yapmak istiyor musunuz bu arada? Ben yapmak istemiyorum. Peki hocam. Biz üçümüz devam. Erhan bu arada şampiyondu geçen haftanın. Tebrik ediyorum Erhan'cığım seni de. Her aslında büyütmeye gerek yok ya. 4 maç bildiğinde o zaman konuşmuyorum. Diyarbakır Hesilaç Afyonspor. Diyarbakır kazanır. Diyarbakır kazanır. Berabere. Van Spor, Esenler Erokspor. Berabere. Esenler Erok kazanır. Van Spor kazanır. Ankara Demirspor, Buca Spor. Ankara Demir toparlandı ama bu hafta Ahmet Yıldırım'ı mı göndeririz ya da... Ankara Demir'den gitmez hoca canım. Hoca gitmez de Ahmet Yıldırım'ı gönderir miyiz diye düşündüm. Buca kazanır diyeceğim ya. Ahmet Hoca'nın yanında olayım bakayım ne oluyor. Ankara Demir kazanır. Buca'ya Ankara deplasmanı pek yaramıyor. Ben de Ankara Demir diyeceğim. Ankara Spor, Tuna Tarım Kırklareli. Berabere biter. Ankara Spor kazanır. Ben de Ankara Spor diyeceğim. Nazilli Kırşehir. Bu da berabere diyeceğim. Buna berabereye katılıyorum. Ben Nazilli kazanır diyeceğim buna. Altınordu Serik Belediyespor. Serik Belediyespor kazanır. Altınordu kazanır. Ben kararsız kaldım. Ben de Serik Belediyespor kazanır diyeceğim. Beyoğlu, Yeni Çarşı, Adıyaman. Beyoğlu Yeni Çarşı'da kazanmazsa bir şeyler değişir orada. Berabere biter diyeceğim ya. Beyoğlu Yeni Çarşı kazanır. Ben bu hafta bütün maçları beraber dedim. Niye ben de Beyoğlu kazanır diyeceğim. Bilemedim. Yeni Mersin'in mağlubu 1461 Trabzon. Haftanın maçlarından biri bence bu arada. Buna da beraber diyeceğim. Bütün grubu beraber bitirdik. 1461 Trabzon kazanır. Ben de Yeni Mersin ilk mağlubiyetini alır diyeceğim. 1461 Trabzon. Karacabey Zonguldak Kömürspor. Karacabey kazanır. Zonguldak Kömürspor kazanır. Karacabey kazanır. Beyaz grupta tahminlerimiz bu şekildeydi. Kırmızı grubumuz gelsin. Heyecanla bekliyoruz. Düzce Cam, Düzce Spor, Anagolt, Erzincan Spor. Anagolt Erzincan kazanır. Anagolt Erzincan kazanır. Ya Düzce kaybeder demek istemiyorum. Kazanır da diyemeyeceğim. Berabere diyeyim o yüzden. Motolüks Aksaray, Etimesgut. Tipik beraberlik maçı. Kesinlikle katılıyorum. Tipik beraberlik maçı. Ben Aksaray kazanır diyeceğim. Sarıyer, Fethiye Spor. Sarıyer kazanır. Burada da beraberlik diyorum ben. Ben de Sarıyer kazanır diyorum. Ben hiç beraberlik demedim bu arada, farkında mısınız? Denizli Spor, İnegöl. Hızlı trene devam. Bahattin Hocam maşallah nazar değmesin. İnegöl kazanır. Ya İnegöl'ün şu maçta 5 yiyeceğini bilsem İnegöl kazanır diyeceğim. O derece inanıyorum çünkü. İnegöl kazanır. Ben de İnegöl kazanır diyeceğim. Belediye Derince Spor, Karaman. Ya bu Derince'nin de ne yaptığı belli değil ama son sıradalar. Belediye Derince kazanır. Kazanmaktan başka çaresi yok. Derince kazanır. Derince kazanır. Uşak Spor, Isparta. Isparta deplasman Uşak'ı üstüne çekebilir. Gerçi Isparta kazanır ya. Isparta kazanır. Isparta kazanır. Soma Spor, Iğdır. Iğdır kazanır. Iğdır kazanır. Bana da Iğdır kazanır gibi geldi. Menemen, Kastamonu. Oo çok iyi maç. Bu maçta berabere biter. Menemen kazanır. Kastamonu kazanır diyeceğim. İskenderun, Arnavutköy. Nihat Balan kazanır. İskenderunspor oynuyor gibi gözükür. Kornerden gol atar, 1-0 kazanır Arnavutköy. Nihat Hoca bir puanı alır, otobüse biner, evine döner. Berabere. Ben de İskenderun kazanır diyeceğim. Bu da tahmin bölümümüzün son maçıydı. Bu hafta da ikincilik futbol dosyasının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar.